Ben de İsmail Gelin, Bursa Yenişehir'deyim. İstanbul Teknik Petrol Mühendisliği bölüm mezunuyum. Daha önce burada BOTAŞ'ta da çalıştım. Belki o dönemde tanıştığımız yine veya bir şekilde karşılaşmış olabiliriz. Buradan 2000'e kadar buradaydım ben, Bursa'da. Daha sonra Bakü Ceyhan Petrol Borantı projesi var. O başladığında oraya 30 kişilik bir kadroya dahil ettiler bizi de. 3 yıl orada çalıştım. Temel detay mühendislik sahalarında. Hangi dönem? 2000-2003 yılları arasında. Oranın daha çok terminal bölümüyle ilgilendim ben. Kara saha bölümündeki tanklarla ilgili. Onshore bölümüyle ilgilendim. Daha sonra da Bursa Gaz'da genel müdürlük yaptım bu 2003-2004 yılları arasında. Özelleşme sürecinde benden sonra gelen arkadaşımız Ertuğrul Bey diye bir arkadaş vardı, Ertuğrul Altın. Belki onunla tanışmışsınızdır. Daha sonra da devlet planlamada Berkeley'de çalıştım. Orada enerji sektörü, madencilik sektöründe yatırımlara baktım. 2008'den itibaren de Ankara'da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İstihbarat Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyoruz. Yaklaşık 8 sene oldu. İnşallah elimizden geldiği kadar biz de bu alanda bir şeyler katkı koymaya çalışıyoruz. İstihbarat Güvenliği Kanunu bilmiyorum nasıl ilerledi. Yani çok böyle dediğim gibi standart bir şey yapmak istiyorum ama bir özet geçelim. Özet geçelim. Tabii ondan sonra ilerleyebilirim. Alt kurulundan evet. Bekleyelim. Şimdi öncelikle yani olayın teknik tarafı aslında hepimiz zaten kabul ettiği bir şey. Yani insan olan bir yerde bir canlıya zarar gelmez zaten bizim inancımız gerekli. Aslında Müslüman topluluklar üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konu. Ama ve lakin dönüp bakıp da iş hayatına girdiğimizde olay öyle olmuyor. Yani kazaların en çok yoğun yaşandığı ülkeler genelde Müslüman ülkeleri. Avrupa ülkeleri Hristiyan diye tabir ettiğimiz gençliğimize de işte biraz daha hani gavur diye tabir ederdik ya, bir tren de şeyimiz tabirlerle kullanırız. Yani maalesef onların dini bizim işimiz onların dini gibi. Böyle bir tabir var, o tabiri de burada yerinde tam karşılıyor aslında. Bu konuyu iyi çözmüşler. Tabii bunu çözerken de 1970'li yıllarda bu işe ağırlık verdikleri görülüyor. Aslında daha tarihsel geçmişe baktığınızda 1850'lerde başlıyor süreç, sanayileşme süreci. İşte Osmanlı da o dönemde aslında bir şeylere başlıyor. Madencilikle aynı adımları atıyor ama bazı şeyleri biz ıskalıyoruz. Iskalama nedenlerimizi de işte siyasi tarihimizi de bakmak, Kurtuluş Savaşı, işte Birinci Dünya Savaşı bazı konular var ama diğer ülkeler aynı süreçleri yaşamasına rağmen bir Almanya'yı düşünün, işte bir Japonya'yı düşünün. İkinci Dünya Savaşı'na onlar da girdiler ve aslında en ağır yenilgileri de aldılar ama bu konularda diğer sanayileşmede olduğu gibi bu konuda da önemli adımları atabildiler, yapabildiler. Aslında bu konuyu şunun için söylüyorum her yerde de bu sadece teknik bir olay değil. Biraz olayın sosyoloji boyutu var, psikoloji boyutu var, tarih boyutu var, siyaset boyutu var. Yani bunları da ele alıp şeyi ne diyelim manzarayı ya da durumu iyi ortaya koyabilmek lazım. Şimdi aynı yıldayız, 2016 yıldayız. Avrupa ülkeleri, dünya ülkeleri hep beraber aynı zaman dilimini yaşıyoruz ama düzlemlerimiz çok farklı. Yani birimiz bir 10 katlı bina tabir edersek bu zaman zaman öteki alem cenneti tasvir ederken de bazen sorarız hep işte yani cennete gideceğiz hepimiz ama hepimiz aynı şeyde yararlanabilecek miyiz? Aslında nedir? Orada da örneği verirler. İşte birisi çok güzel manzarası geniş 10. katta oturup cennetten çok daha rahat ya da çok daha anlamlı istifade edecek belki. Diğeri de istifade edecek ama o da belki işte 1. kattan işte bunayı gören bir bina düşündüğümüzde fevkalade bütün boğazı görecek. Birisi belki kıyısından kenarından görecek gibi. Şimdi burada da aynı konu örnekle hareketle bir farkımız var. Yani onlar maalesef bu konuyu erken çözmüşler. Çünkü biz yakın zamanda TRT'de bir arşiv programı hazırlatmaya çalıştık. O dönemin bakanlarıyla bazı röportajlar yapmak istedik. Ali Nailer'den diye bir bakan var. 1960'lı yıllarda bu bakanlıkta görev yapmış. Onun çekimlerinden izledim. Şunu söylüyor, ya biz 1960'larda millet diyor, karnını affedersin, yani çok kaba tabirle söylüyorum. Kıçını affedersin, don giydirmekle uğraşıyor. 1960'lı yıllarda, bırakın adamı, ne adamı diyor. Yani
Biz o dönemde insanların ayağına giydirecek bir ayakkabı, bir işte sırtına giydirecek bir elbisesini bulmaya çalışıyor. İnsan yetiştirme süreci maalesef hala daha devam ediyor. Nitelikli iş gücün yok, bir müfettiş kadrosu bulamıyorsun. O dönemde teknik müfettişlerin sayısı çok çok az. Hep sosyal branşlardan, diğer branşlardan müfettişler sahada çalışıyor olduğunu ifade ediyorlar. 1970'lerde de işte az önce söylediğim gibi başında Avrupa, dünya biliyorsunuz mühendislik branşımız olduğu için hepimiz üretim süreçlerini iyi biliriz. 1970'lere kadar seri üretim dediğimiz bir mantıkla işliyor. Ve 1970'lere geldiğinde toplam kalite anlayışı yerleşiyor. Özellikle işte değişik Kaizen sistemi var, işte Japonların getirdiği, Amerikalıların Fordist dediğimiz sistemler var. Ve buradan yavaş yavaş yalın üretim dediğimiz üretimlere geçiyorlar ve bu seri üretim yaparken de malzemenin kalitesi, üretimin kalitesi üzerine yoğunlaşıyorlar. Ve bütün teknik arızaları buluyorlar. Bir de buldukları insanın üretime verdiği olumlu veya olumsuz katkıyı buluyorlar. İşte iş kazaları olduğunda oradaki durmalar, oradaki kayıplar, maddi manevi kayıpların çok ciddi oranda etkilediğini görüyorlar ve bunu da süreçlerine yedirmeye başlıyorlar. Bizim şu anda çok üzerinde durduğumuz pek çok afişimiz var. Bir tanesini belki görmüşsünüzdür. İşte planlama aşamasında daha iş güvenliğini, iş sağlığı güvenliğini şeyinize dahil edin. Üretim sürecinize, planlarınıza, projelerinize dahil edin. Anlayışını yerleştiriyorlar. Daha bina yaparken binanın şu anda bizim mevzuata yeni girdi. İskele projesini de beraber vermemizi yeni mevzuat getirdi şu anda. Tebliğ biliyorsunuz, Çevre Şehircilik Bakanlığı tebliğini inşaatçı arkadaşlarımız artık bilirler. 2015 yılında böyle bir şey yürürlüğe girdi. Bugüne kadar iskele var mıydı? Vardı. İşte ahşap iskele, bir orada genelde kavak malzeme kullanılıyor. Bir iki kere kullandıktan sonra zaten malzeme bozuluyor. Ondan sonra sıkıntılar yaşıyor. Bu sefer kavaktan geçtik metale, metali geçerken de işte kullanılan malzemenin maalesef korozyona karşı mukavemetsizliği, çok rastgele malzeme seçimi, standart dışı aslında bunların hepsinin özeti o. Sadece dikmeler var, bağlantılar var, her kata da çıktıkça bir şey konuyor, yürüme yolu veya oturma yeri diyelim. Hiçbir şeyi yok aslında. Koruyucu önlemi yok. Yani niçin o iskeleyi kurarlar ben hala şey anlamıyorum bunu zaten. Ama mevzuat Avrupa Birliği'nden almışız, aynen uygulamışız, koymuşuz, standartlarımız yine aynı. Biz bunun mevzuatını 2004'te çıkarttık. En son 2013'te de güncelledik. Orada 12.811 dediğimiz bir standart var. O standart tanımlamış. Diyor ki her katı iskele yaparken aynı buzdolabını nasıl evimizde biliyoruz hepimiz, buzdolabı sallanması, çamaşır makinesi sallanması bir sistem koymuşlar. Ayarlı bir manevrayla ayak koymuşlar. Orada siz bunu teraziye getiriyorsunuz, iş bitiyor. Burada da aynı sistem var. İskeleyi kurarken önce diyor, terazisini aldım, koydum, ayaklıklı ayaklıklar var. Ve bunun üzerine dikmeler atıyorsun, bağlantılar atıyorsun ve her katta da platform koymanı istiyor. Ve platform olunca ne oluyor? Sen artık orada işçi düşse bayılsa bile aşağı düşme imkanı yok. Yine ayaklık topukluk diyorlar. Topukluğu koy diyor sana. Topukluğu koy, buradan bir de herhangi bir şey düşmesin aşağı, birinin başına yaralama yapmasın. Katlar arası çıkarken, çok affedersiniz, yani cambazlık yapma diyor. Merdiven koy diyor. Aynı balkonun önüne çıkar gibi, terasta çıkar gibi diyor. Katlar arası, bağlantıyı merdivenle sağla, böyle in çık diyor. Bunları yaptığınız zaman zaten iskele işin en kritik tarafı. Birazdan belki ona geliriz. Çünkü yüksekten düşme kazaların en ciddi problemleri bunlardı. Diğer taraflarda işte açıklıklar, boşluklar vesaire oraların doğru kapatılmaması, işte fileler vesaire pek çok önlem var. Yani bunu Avrupa dediğim gibi 1970'lerde çözmüş. Biz bu yıla kadar 2000'den itibaren tekrar bu sürece eğilmişiz. Nasıl eğilmişiz? Aynen diğer konularda olduğu gibi Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırmışız. Her alanda olduğu gibi işte maddi konularda biliyorsunuz mali bir önceden bütçe disiplini yoktu. O konuda Avrupa Birliği disiplinleri uygulamaya başlandı. İşte sağlık alanı, turizm alanı, hangi alana bakarsanız bakın bunları gördük diye. Ve ne yazık ki şunu tekrar az öncekiyle bilmez açısından söyleyeyim.
İlk kurulan genel müdürlükler, Çalışma Bakanlığı 1946 yılında kuruluyor. İlk kurulan genel müdürlüklerden birisi İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş 1946'da. Ondan önce Ekonomi Bakanlığı var, İktisat Vekaleti diye geçiyor. O dönemde kurulan bakanlığı ilk genel müdürlük. Ancak 1980'lere gelince ne olmuşsa daire başkanına düşürülmüş bu genel müdürlük. İçinden işte müfettişler ayrılmış, ayrı bir yapıya bağlanmış. Bizim genel müdürlük daire başkanlığı yapılmış ve 1980'den 2000'e kadar yaklaşık 20 yıl süreyle tekrar bakmışlar ki Avrupa Birliği'nde durum farklı, tekrar genel müdürlüğe dönüştürmüşler, tekrar yeniden yeni bir yapı, yeni bir uzmanlık şeyine geçiş, kadrolarına geçiş ve tekrar yeni bir yapı kurmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da tabii mevzuat geliştirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir yapıyla yani sürekli yenilenme, sürekli değişimler, aslında bir istikrar yok. Aslında işin özünde bu yapıyor. Yani Türkiye'de siz de belki üzerine hem iş dünyası olarak veya vatandaş olarak da üzerine durduğunuz bunu istikrar. Bir şeye başlandığında aslında adımlar sürekli atılmalı ve yerinde atılmalı. Bu konuda da maalesef doğru adımları atamamışız. İnşallah bundan sonraki süreçte olumluya doğru bir yönelme var, değişim var. Ama Avrupa bunu 1970'te çözmüş. Şu anda geldiği nokta iş kazalarında en iyi durumda ülkeler. İngiltere 100 binde birin altında yani 100 bin çalışanda bir kişi dahi ölmüyor İngiltere'de. 0.8'lere denk geliyor. Ama Türkiye'de 100 binde 10. Bunun civarlarda bu rakam. Bu rakamı Hazreti Ali Bey de ifade etti, aslında ona dikkat çeksin diye söyleniyor ama oradaki vurguyu şöyle düzeltmekte fayda var. Yani dünyanın işte dünyada sondan üçüncüyüz, Avrupa'da da sondan birinciyiz. Yani bu ifade çok kullanılır ama karşılığı aslında yok. Neden yok? Şimdi bir şeyi mukayese edebilmeniz için elinizde bir veri olması lazım. Dünyada 186 tane ülke var. Yani Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. Bunların çoğu zaten veri vermiyor. Yani bunun içinde iri ufaklı o kadar çok devlet var ki. Yani bunları olmayan bir noktada doğrudan Türkiye'yi sondan üçüncü demek ülkemize biraz haksızlık yani çok ciddi bir haksızlık. Ha, iyi bir durumda değiliz. Avrupa'yı belki mukayese edebiliriz dünya yerine. Avrupa'da Avrupa Birliği ortalaması şu anda 100 binde 4 civarında. Biz de 100 binde 10'lar civarında geziniyoruz. 2012'de 100 binde 6.2'ye indik bu Soma faciasından önce. Şu son 2015 yılı verilerinde inşallah yine 100 binde 10'un altına iniyoruz. 100 binde 8-8.5 civarında bir iniş var. Yani bu bir dalgalanma, bir bant üzerine düşünürseniz, bu borsada ve ekonomiyle uğraşanlar sizler de hepiniz bilirsiniz. Bir bantta gidiyor şu anda bu ama bir iniş var. Yani o noktada sevindirici. Ama inşallah bu daha seri, daha kısa bir sürede olabilir. En kötüsü kim? Verimlilerin içinde. Dünya açısından mı söylüyorsun? Yani dünya açısından şöyle, 186 ülkenin 100 tanesi yaklaşık veri vermiyor. Verileri kim topluyor? Verileri Uluslararası Çalışma Örgütü topluyor. Türkiye en düzgün veri veren ülkeler arasında. Yani dediğim gibi Afrika ülkeleri var, Asya ülkeleri var. Yani şu anda milli gelir olarak ya da rakamlar çok hafızamda değil de 36 mesela şey var, o rakamı da söyleyeyim de hani karşılaştırmak açısından. İş kazalarından doğan maddi kayıp, ülkelerin milli gelirlerinin ortalama %1 ile %4 arasında değişiyor. Şimdi mesela bizim 36 trilyon eski rakamlar TL civarında bir maddi kayıp oluştuğunu tahmin ediyoruz bu iş kazalarından dolayı. Ben bu 36 trilyon ne kadar ülkenin milli gelirine denk geliyor diye bir istatistiğe bakmıştım. Yaklaşık 50 tane ülkenin milli geliri 36 trilyonun altında. Yani bu kayıplar aslında ortadan kalktığında pek çok hani şu anda hepimiz Afrika az gelişmiş ülkelere yardımlar yapmaya gayret ediyoruz ülke olarak, birey olarak da. O anlamda çok olumlu katkıları olacak. Ama genelde kazaların büyük oranı şeyde oluyor maalesef. Yani bizim 57 tane İslam İşbirliği ülkesi, üye ülke var. Bunlar da kazalar maalesef yüksek. Mesela Bangladeş'te bilmiyorum hatırlar mısın? Rana Plaza diye bir
işleri vardı, çöktü. Bin kişi vefat etti orada. Yani bu tip olaylar maalesef oralarda çok fazla. Ama Türkiye olarak şu anda dediğim gibi bir noktaya gidiyoruz. Bizim arzumuz şu, biz Avrupa'dan aynı diğer alanlarda olduğu gibi iyi uygulamalar alıp bu İslam işbirliği ülkelerine aktarmak üzere çalışmalarımız var. Onlardan da birazdan bahsederiz uluslararası işbirliği anlamında. Çünkü onlar da bizden bu konuda çok ciddi yardım bekliyorlar. Bu konuda aslında yeni bir ticaret alanı oluşturacak. Onu da birazdan yine belki teferruatta gireriz. Şimdi az önce rakamları söylemiştim. Yani bunlar dünya ve Türkiye karşılaştırması açısından yine belki sizlere faydalı olabilir bilgi anlamında. Dünyada her gün 1 milyon iş kazası oluyor. 360 milyon kaza var toplamda. Bunların diğer rakamları da görüyorsunuz. Bunların ülkelerin gayri safi yurt dışı hasılının %3 ile 5'i arasında etkilediği ortaya çıkıyor. Tabii bunlar maddi kayıplardan ziyade insanınız hiçbir değerli ölçülmez. Yani bir insana bir değer biçmek, bir insana bir bedel koyabilmek mümkün değil. Çünkü neticede o insan da birinin annesi, babası, oğlu, kızı, yani bunun dediğim gibi hiçbir zaman karşılığı yok. Allah bu vesileyle şehitlerimize de Allah rahmet etsin. Ülkede bu anlamda zor günlerden de geçiyoruz. İnşallah Rabbim onları da en kısa zamanda ülkenin huzura ermesine daha güçlü kılsın inşallah diyelim. Bunların maliyetleri görünür görünmez diye maliyetler olarak ortaya koyabiliyorsunuz. Burada... Bir üstüne geçebilirim sana. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi dünyada işle ilgili hastalıklardan ölenlerin sayısı iş kazası verenlerin yaklaşık 5 katı. Doğru. Türkiye'ye baktığın zaman bu değil 5 katı, belki 500'de 1'i gibi. Doğru. Tam ters. Doğru. Burada ne diyoruz? İşte işverenler bunu bildirmiyorlar. Doğru. Ya da Türkiye'de ölümün işten kaynaklı olup olmadığını belirleyecek şartlar, hastaneler yetersiz. Mevzuat. Evet. Bu konuda bir önlem anlamalı. Bakın burada çok çarpıcı bir ikilem var, bir terslik var. Doğru. Şimdi o şöyle, aslında bu rakamlar istatistiğe yansımasa da yani bir şekilde insanlar bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani şu anda genel sağlık hizmetleri içerisinde Sağlık Bakanlığı'na işte bir şekilde müracaatlar yapılıyor. Sadece sorun o kişinin hastalığın işle ilgisi olup olmadığını, bağlantısını kurulamamasında. Şimdi orada biraz sosyal güvenlik sisteminde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Onların düzeltilmesi için görüşmeler yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile ilgili var. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar şu sistemi kuramadı. Yani hastaneye gittiğimiz zaman hastalığı nedir diye sorduğunda aslında ilk sorması gereken işin nedir sorusunu sorması lazım. Yani onu yakalayabilirse, yani sen sürekli geliyorsun kardeşim hastaneye, tabi bunun şahısı olarak değil de sistem bunu sana söyleyecek. 10 sefer gelmişsin ve o rahatsızlığın da işinle ilgisini aslında dediğim gibi sorarsa kurabileceği bir sistem, mekanizma olabilir. Aslında burada en kritik konu bir de şu, iş yeri hekimi. Üzerine çok iyi durmak lazım. Yalnız orada ben işle ilgili hastalıklara bir bakmıştım. Evet. O tanıma girmeyecek şekilde ağırlıklı düzenlenmiş gibi geldi. Yani bu mesela mevzuat kısmı, o tanıma kısmı, uluslararası tanıma uyuşuyor mu? Şimdi şöyle bir konu var. Sosyal güvenlik kurumu istatistiklerine yansıyan ve mağluliyet alan kişilerin rakamlarını veriyor. Biz ise diyoruz ki o kişide bir teşhis, bir tanı, bir şüphe dahi varsa diyoruz, bunu açıklar. Şu anda aslında 5000 civarında meslek hastalığı şüphesi olan insan sayısı var. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu sigortacılık mantığı açısından olaya baktığı için onu en son noktada veriyor. Diyor ki ben bu meslek hastalığı şeyime, tanıma bu giriyor ve ona ben bir ücret, bir bedel bağlıyorum, aylık bağlıyorum. Bir ödeme yapıyorum. Ben de onu veririm sadece diyor, açıklarım. Diğerlerine açıklamam diyor. Yani aslında oradan başlamak gerekiyor. Biz diyoruz ki sen onu kendi açıdan yap ama bize de şeyi de ver ki, yani açıkla ki bunu, bunlar da bilinsin. Ama orada şöyle açmazlar var. Yani sistemin gelişmesi gereken taraflar. Mesela siz bir çalışansınız. Meslek hastalığınız ortaya çıktı. İşverene, patrona gittiniz. Patron ne diyecek? Buyur, tazminatın
Güle güle. Ben madem hastaymışsın artık yapacak bir şeyimiz yok. Bu der Türkiye'de ki böyle deniyor. Aslında normalde mevzuat yaklaşımı ve insani yaklaşımı da şöyle diyor. Ya sen burada bir hastalığın, rahatsızlığın var. Seni A biriminden B birimine alayım. Sen orada hizmet vermeye devam et. Sen bizim işte bir çalışanımızın yıllarını verdin. Yani karşılıklı bir mutabakat çerçevesinde ve aynı zamanda iş yer hekimiyle beraber buna karar vermeleri lazım. Çünkü kanun diyor ki işveren çalışanına diyor uygun. Onun yani hem fiziksel durumuna hem ruhsal hem sağlık durumuna uygun şey vermek zorunda diyor. İş vermek zorunda diyor. Ama şimdi saha öyle değil. Öyle olmayınca da çalışan da diyor ki ya ben bunu söylersen içimden olur. Ya ondan sonra giderim tamam devlette 6 ay veya 1 yıl işte işsizlik sigortası veriyor ama ben ne kadar idare edeceğim? Sen gizliyor insanlar kendilerini. Yani bu sistemi biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. İşte bunlar da bu mantık geliştikçe. Sorun bir de şu açıkçası yani biraz hani derler ya şu iğneyi başladık çuvalıcı kendimize herhalde doğru tabir eğer yanlış kullanmadıysam. Devlet olarak bize de sorun var. Şimdi iş güvenliği bugüne kadar birazdan gene devam edince göreceksiniz. Daha önce 4850 sayılı iş kanunundaki işçileri kapsıyordu. Ve dolayısıyla neyi kapsıyordu? O 4850 kapsıyordu, işvereni muhatap oluyordu. Ama biz ne yaptık bu kanunla beraber? Devleti de, devlet kurumlarını da, devlet memurlarını da sistemin içine kattık. Şu anda çalışan tabiri geldi, işçi de olsanız, memur da olsanız, hepimiz artık bu iş güvenliği mevzuatına muhatapız. Ama devlet olarak, şu anda devlet kurumları bunu tam algılayabilmiş mi derseniz algılayamamıştır. Neden? Çünkü ya biz devletiz nasıl olsa. Çünkü devlet hep bugüne kadar mevzuatı üretmiş, özel sektörü yapması için şey yapmış, kendisinin yapması aklına gelmiyor. Çünkü denetleme sistemi orada kolay kolay işlemez yani. Hiçbir kamu kurumu birbirini kolay kolay denetlemez. Yani burada devlet memurluğu yapan arkadaşlarımız da var. Yani çünkü herkesin birbirine şeyi var. Ama değişiyor mu? Bu da değişiyor. Yani bunun için bir sürece ihtiyaç var. Çünkü kanunun bazı maddeleri biliyorsunuz kademeli devreye girdi. İş güvenliği uzmanı, iş yer hekimi çalıştırmakla ilgili. Kamu kurumu olarak en son biz kurumlar giriyor şu anda. O da 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle. Hepsi girecek kapsamı. Yani şu anda bütçe ayrılması, risk değerlendirmesi, iş güvenliği eğitimi, acil durum. Yani bir maden ocağı çok önemlidir. Ama bir apartman, bir kamu binası da çok önemlidir. Yani Allah korusun bir yangın çıksa, yani Ankara'daki binaları biliyorsunuz, yüksek katlı binaları. Burada bir olay olsa, aynı şey onun için de sıkıntılar devam edecek. Buyurun. Şey geldi, şimdi bizim kuruluşlarımız bölgesel. Evet. Olmak ister bunu. Bölgesel olan yerlerde atıyorum 2 yıllık işletme şefimiz iş güvenliği uzmanı olmuş. Veyahut da işletme olurum. Şimdi bu hem orada işveren olarak nasıl olsa ben bu işten sorumlu gidiyor. Ayrıca eksikleri giderme şansı neden yok. İş güvenliği uzmanı da yapacağım. Hı hı. Şimdi ben oraya işletme müdürüm. Ben Çanakkale müdürüm. Ben orada veya orada müdürlük yapıyorum. C0 belgem de var diye. Evet. Hem onun gibi iş güvenliği de yapacağım. 3 kuruşu parayacağım. Zaten de ben sorumluyum. Bu işten müdür olarak sorumluyum diyor direkt. Evet. Yani şeysiz bilhassa sorumluyum diyor. Onu da yapmaya çalışıyor ama bu sefer eksikleri gidermiyor aslında. Evet. Yani burada bir aşma yok. Yani bunu bir maddeye değiştirme yani hem aynı yerde şef nasıl denetleyecek bunu? Yani işletme şefi zaten işletme müdürü amirim benim diyelim. Şimdi onu... Yani ben onun amiriyim. O da işletme şefi bir belge almış CSR'ı veya A-Sırt'a. Ben diyor işletme müdürünün açığını bulma şansı var mı? Yani en azından başka işletme olsa belki yapılamıyor ama aynı yerde. Sizin sorunuzu anladım. Yani işveren kişi, yani orada işletme müdürü aynı zamanda iş güvenliği koyuyor. Evet. Bu bir eksik bulur mu diyorsunuz? Aslında şöyle bir şey var. Netice itibariyle bizim mevzuat da aslında bütün sorumluluk işverende ağırlıklı olarak. Yani orada çünkü siz ne kadar eksik bulursanız bulun iş güvenliği açısından. Neyse bunun bir maddi boyutu var. Yapılması bir denilmesi gerekiyor. Ve onun tedbir alması lazım. Yani o işi yapmasa da siz iş güvenliği uzmanlığı yapsanız oradaki yine önerileri, tespitleri aktaracaksınız. O yerine getirmek zorunda olan kişi gene o. Öncelikle. Yani bir sıkıntı yok aslında. Olması bizim için, bizim mantığımızda daha doğru. Sıkıntı şu, yani yapmasa böyle bir ortamda o kişi onun önlemlerini almadığı için kaza anında vah ne kötü ben bunların tepkini almadım diyor. Oradakiler cezasını çekiyor ve kendisi de cezasını çekecek. Kendisi çok ağır bir şey olur. Ama
söylemeye çalıştık. Burada eğer başkası denetlese orada ilgili gerekli önlemler alınmış olacak. Bu kazaya sebep olacak. Şu maden olayındaki yine benzer olay. Şimdi orada şöyle şeyler var. Yapılar neticede kamu kurumlarında özellikle idari denetlemeler var. Mesela değişik konularda yapılıyor değil mi? Mesela mali konularda, idari işlemler konusunda. Şimdi yakında o sistem de oturacak. Mesela genel müdürlüğünüz, orman genel müdürlüğü. Gelecek, oradaki iş güvenliği birimi de var. Onlar da sizleri zaman zaman gelecekler, denetleyecekler. Bu yapı dediğim gibi az önce de bahsettim ya, kamu işi yeni bir anlayış. Yani artık bir gelen müfettiş, orman genel müdürlüğünü veya X kurumunun genel müdürlüğü müfettişi geldiğinde bu konuları da incelemeye başlayacaklar, evet, ve raporlar sunacaklar. Bunlar yani, bir evet, tabii ki denetlenecek yani. Aynen, o fonksiyonları tabii, bu kamu durumunda aslında en kolay çözebilecek konulardan biri. Evet. Sadece bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. O da inşallah yani çok uzun olmuyor ama çok önemli, güzel değişimler var. O anca öyle çözülür. Çünkü neticede yatırımı şöyle, işletme müdürü de olsa sahada hep biliyoruz. Yani bir kaynak kararlarında bulacaksınız. Maliye Bakanlığı'na, Kalkınma Bakanlığı'na yatırım yapmanız gerekecek. Ödenekler içinde aynı prosedür burada da geçer. Yani orada zaten isteseniz hemen cebinizden çıkarıp da kamu kurumuna bir parayı ortaya koyabilmeniz, bir eksikliği giderilmeniz mümkün. Ama belki işletme müdürü kendi sorumlu olduğu için o yatırıma yönelik biliyor ama şefi onun eksiklerini göstermiyor ama. Yani şimdi ama bakın sadece sistem öyle değil ama anladın da. Genel kurum şöyle, sözünü kesiyor. Aynı yerde işletme müdürü var, oranın önünde. Diyelim Harmancık'ta şeftik var. Tamam. İşletme müdürü orayı denetleme işinde pek kendine bağlı olduğu için etik açıdan pek sağlıklı denetleyemez. Yani denetlemiyor, sorunu var ama hukuken bir oradaki kazada en büyük sorun bunlara geliyor. Hem de çalışmaktan kaçınma hakkı diye bir şey var. Bakın yani burada sorunlu bir Türkiye'de şeyler geliyor yani. Türkiye'de kuşlar yok. Yok, haklısınız da mesela yani işin tehlikesine göre yani memurette belki bazı tehlikeler yok ama evet, çalışanın da hakları var. Bir de çalışan temsilciliği dediğimiz bir kavram var. Her ne kadar bu sendika temsilciliklerine çok fazla kullanılmaz. Genelde ücretli sendikacılık, ücret sendikacılığı yapıldığı için Türkiye'de evet, hak sendikacılığı yapılmıyor ama kamuda da şu anda herhalde bütün kamu kurumları hemen hemen sendika noktasında herhalde üye çoğu bildiğim kadarıyla bir özel şeye göre efendim. İşçilerin çoğu hepsi ya. Yani memurların da çoğudur üye yani. Çünkü ben kamuda da çok geniş. Yani hiçbir şey yani, yani. Çalışan temsilciliği kavramı üzerinden biraz ve iş sağlığı güvenlik kurulları üzerinden biraz üzerine durmak gereken bir konu. Sadece işveren gözüyle bakmamak lazım. Zaten sistem böyle çalışanın içine katacak bir mekanizma kurmuş. İş sağlığı güvenlik kurullarını kurmasını gerektiriyor. Aynı zamanda çalışan temsilciliği kavramının daha etkin kullanılması gerekiyor burada. Bunlar süreç içerisinde geliştirilmesi gerekiyor. Siz bir şey diyecektiniz herhalde, sizden var mı? Başka mı? Devam edelim mi? Evet, tabii. Tamam. Yani çok şey, ben küçük bir şey belirttim hocam. Şimdi özel sektörde de buna benzer sıkıntılar oluyor. İşveren vekili aynı zamanda bazı yerlerde iş güvenliği uzmanı da olmalı diyor. Doğru. Şimdi bu durumda yine az önce bahsettiğiniz gibi hani bir iş hastalığı varsa saklıyor ya, işten hatırlığı evet, korkusuyla. Evet. Şimdi burada da denetlediği firmalar maaş alıyor sonuçta. Evet. Burada işi durdurma ya da bu konuda eksikleri daha açık bir şekilde. Aynen, yapı denetimindeki sıkıntıyla benzer bir konu aslında. Bu anlamda sanki biraz sistemde eksiklik var. Yani o anlamda çok net, çok düzgün yürümeyebilir sistem. Şimdi bakın şey var, biz 2012'de kanun çıktı. 2013'te, 14'te ve 15'te revizyonlar yaptık kanundan. Özellikle bu iş güvenliği uzmanlarının işverene karşı hani eli zayıf diyorlardı onlarda. Evet. Güçlendirecek bazı mekanizmalar geldi. İşte herhangi bir şekilde inşa akdini haksız bir fesih söz konusu olursa iş güvenliği uzmanı işverene 1 yıllık maaşını cezai bedel olarak ödemesi getirildi. Yani burada uygulama açısından bir eksiklik yok kanunda aslında. Orada etik sorunlar girebilir sadece devreye. Ama neticede iş güvenliği uzmanının da herhangi bir kazada hani bildirmemesi durumlarını söylüyorsunuz ya da görmemesi, orada çok ciddi hem hukuk önünde hem de bizim açımızdan, bizim kanunda belgesinin askıya alınmasına iptaline kadar varan şeyler var, düzenlemeler var. Burada da hani işletme köylü oluyor bir yerde. Aynı kişi çalıştığı yerde denetlemiş oluyor ya. Tamam. Şahdan bir göz,
her anlamda daha iyi olur. O yüzden hani işveren ekibinin işveren uzmanları yapma maddesi belki değiştirilmesi bu anlamda bir çare olabilir. Yok, o büyük bir sıkıntı değil yani. Belki yani o şöyle sıkıntı değil. Dediğim gibi esas orada hani kazayı örtmesi ya da bir şey kaza olabilecek bir şey ortada hani kaldırmaması gibi bir mantık söylüyorsun. Öyle anlıyorum yani sen ne yapıyorsan. Yani bir tehlikeli bir şey var orada, o tehlikeyi görmek istemiyorsun. Bir de görememesi var daha doğrusu. Ama şöyle bir şey var, mekanizmanın çalışanların orada iş sağlığı güvenlik kurumlarına bunları bildirebilmekle ilgili bir şeyi var, fırsatı var. Yani kurumlara gidip yazılı olarak veya çalışan temsilcileri aranızdan seçiliyor. Onların kanalıyla bunu iletebilirsiniz. Ha Türkiye'de çok demokratik işlemiyor işletmeler bunu farkındayım. Bir de bizim kendi açımızdan sonra acaba biz de söylersek kötü adam ben mi olurum? Bu her alanda olduğu gibi burada da var. Yani bunu komşuluk ilişkilerinde de yaşıyoruz, apartmanda da yaşıyoruz. Yani sadece buraya özel bir durum değil. Hak arama noktasında adam gelip senin önünde bir toplumun herkesin hakkını çiğniyor. Bir kişi oradan sesi çıkarmıyor. Neden? Ya bu adam dalaşacak, yani çok çaba tabirle dövüşeceksin belki, öyle bir şey olur. Kimse de sesi çıkarmaz, otobüste gidersin. Orada bir haksız bir durum söz konusudur. Bir vatandaş sesini çıkardı mı, yani susar böyle bir bakar, yok kavga edecekler mi? Yani doğruyu desteklemek de Türkiye'de biraz sıkıntılı. Yani Avrupa'nın aslında bu işi çözmesi temelidir, bu yatıyor. Orada bir kişi doğru bir şeyse, hak, o bir tecavüz varsa, hak tecavüzü veya hak ihlali varsa herkes tepkisini anda koyuyor. Yani kurallar da öyle işliyor, tamam ona da katılıyorum. Ama bu da bir süreç yani, bilmiyorum nasıl çözeceğiz, beraber çözeceğiz bunu. Şimdi şöyle bir şey yok, yani işveren de bizim işverenimiz. Yani biz burada sağlığına yani patronluk yapan arkadaşlarımız var, işverenlik yapan insanlarımız var. Çalışan bizler de çalışıyoruz. Yani bunu karşılıklı oturup da çözeceğiz aslında. Yani ne o, tamam hani şimdi bazı toplam o kadar abartılıyor ki işte işveren hiçbir şey dikkat etmiyor, bizim dediğimizi dinlemiyor. Yani bir günah keçisi haline geliyor. Onu dinlesen çalışan şey, yani bu bir uzlaşma alanı, uzlaşılacak, beraber çözeceğiz bu işi. Evet, bu bahsedilenler, mevzuatçılıklı konular kurumsal firmalarda çalışıyor. Evet. Ama özellikle şahıs firmalarında doğru. Sistem kesinlikle çalışmıyor. Ve bu tür firmalarda... Ceket çıkarsan ama sonra bir konuşmaz. Biz bizeyiz. Bu tür firmalarda işveren sadece yasal gereklilikte yerine getirmeyi kendine yeterli görüyor. Evet. Çalışanın işe dahil olmasını hoş karşılamıyor. Evet. Çalışan zaten korkuyor, işimi kaybedeceğim endişesiyle. Ve bunların birçoğu kağıt üstünde kalıyor. İş güvenlik kurulları var. Ya toplanmıyor, rapor hazırlanıyor, dosya öne kaldırılıyor. Evet. Ya da olsa bile oradaki alınan kararlar uygulamaya geçmiyor. Yani kurumsal firmalar dediğiniz hep sürüyor ama küçük firmalarda, işte yarı firmalarda şimdi yürümüyor. O neden? Bakın sistem anlayışı var kurumsal firmalarda. Şimdi bu işin özünde zaten sistematik bir bakış geliştirmeniz gerekiyor. Ve kurumsal yerlerde bir markasınız zaten, bir imajınız var. Bu imajınız zedelenmemesi için uğraşıyorsunuz. Ama küçük işletmeler, bu her alanda vardır. Yani bir marka oluşturana kadar biraz bazı şeyleri maalesef göz ardı etmeye çalışıyorlar. Ya da onun pek zarar vermiyor bu tip bahsettiğimiz hadise. Çünkü artık büyük firmalar bunu hatta bırakın şeyi sosyal sorumluluk olarak yapmaya çalışıyor. Çevresine yaymaya çalışıyor. Çalıştığı alt taşeronları, alt müteahhitlere kadar takibini yapıyor, kontrolünü yapıyor. Bugün işte uluslararası büyük firmalar, Çin'de imalat yaptırıyor veya Türkiye'de tekstil firmalarına örnek verebiliriz belki. Yurt dışına çalışıyorlar, adam sözleşmesine koyuyor. Diyor ki ben de çalışacaksam diyor, iş güvenine uyacaksın diyor. Adamın çalıştırdığının primlerine, işte sigortalarına diyor, uyacaksın. Biz de gelip uymadığın zaman eğitim alıyor, belli alıyor. Tabii, gelip takip ediyor. Uymadığın zaman diyor, kusura bakma ben sözleşmeyi pes ederim. Bu ne demek zaten bir işletme için? Yani bitti be zaten işi kapat git. Şimdi küçük firmalar şu anda ayakta durma mücadelesi var. Onlara yönelik bazı pratik biz de çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bir de iş güvenliği yani şu anda ekstra bir iş algısı var hala tabii. Bir defans var şu anda.
Yani iş güvenliği, ya bugüne kadar hani az önce arkadaşa da onu sordum. Kaç iş kazası yaşadın? E şimdi yılda ortalama 1000-1500 ölümlü kaza var. Yani kaç tanesi sizin iş yerinize gelebilir bir ortalama yapsanız? 100 binde işte şu an 10 falan diyor. 100 bin çalışanınız var ve onu ölüyor. E bu da demek ki 990 ölmüyor. Yani ben şöyle bir ters mantıkla, ya benim işime ya ölür ya ölmez. Yani ölürse de ne var? Kamp parası var, bilmem ne parası var. Ya bir şekilde de bağlıyor. Özel sektör bu işi kurmuş. Yani kurmuş derken böyle bir mantık gelişmiş. Yani adam baştan sigortalı olmak istemiyor. İşe girmek istiyor. Belki onun zayıf aslında. Tabii çaresizlik de var. Onu da tabii kötü niyetle kullanmamak lazım ama başta her şey evet diyorlar. Ondan sonra farklı şeyler gelişiyor. Tabii olayın çok boyutları var da şimdi konuyu belki konuşuruz. Her sektöre özel bazı durumlar var. Yani şimdi inşaat sektörü belki gene burada ağırlık olduğu için şunu benim tespitim tabii siz de katılırsınız, katılmazsınız. Biz Sayın Bakanımız, yeni bakanımız geldi Süleyman Bey. Daha önce Faruk Bakanımıza da söylemiştik. Şimdi bir konu var ama bu Türkiye'nin yapısal sorunu. Bunu şu anda çözemiyorsunuz. İş kazalarını önlemenin yollarından bir tanesi Avrupa'da müteahhit sayısı bilir misiniz? Belki az çok bilirsiniz yani kaç tanedir Avrupa'da müteahhit veya bir Almanya. Kaç müteahhit vardı sizce? Bizden azdır kesin. 200 bin. 200 bin civarı. Yok, 3 bin tane müteahhit var. Yani. Bizde 200 bin var. Yani bizde şimdi müteahhit, herkes müteahhit. Yani ben şimdi arkadaşlar bir araya gelsek bir müteahhitlik yapabilir miyiz? Yapabiliyoruz. Şimdi burada soru şu. Bursa'da çok tekstilci müteahhit var. Biliyorum, 300 bin tane Türkiye'de müteahhit var. Şimdi müteahhitliğin daha şeyi çıkmadı. Ne diyelim? Bir sınıfı tanımı yok aslında. Yani müteahhit adı belli de. Yani bunu kim yapabilir? Nasıl yapmalı? Nasıl bir organizasyonla yapmalı? Bu iş hemen gir çık öyle mi olmalı yoksa başlayıp 10 yıl, 20 yıl mı yapmalısın? Yani şimdi az önce örneğini o yüzden verdiğiniz şeylerde tesis kuruyor adam 20 yıl, 25 yıllık vade planlama yapıyor. Ama inşaat sektörü o kadar hızlı gir çıktılar var ki ben de 3 yıl bu işi yapayım, ondan sonra biraz parayı bulayım, ondan sonra gideyim enerjiye atlayayım, biraz oradan para kazanayım, bir diğeri atlayayım. Bu doğru bir mantık değil. Şimdi yani o yüzden diyorum bu iş teknik değil, yani beyinsel bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç var. Sadece bu konuda değil. Yani ziraat konusunu konuşuyoruz şu anda. Mesela Türkiye'de hepimizin az çok 3-5 dönüm obadan anadan kalma bir yerimiz vardır. Avrupa'da, İngiltere bunu 1850'lerde Avrupa çözmüş. Adam şuna karar vermiş. Ya demiş, şey olacaksın, köyde gidip bu ziraatçılıkla uğraşacaksın, ziraat tarım yapacaksın, büyük tarım yapacaksın. Ya da geleceksin sanayiye, büyük ne diyeyim, illere geleceksin, orada işçi olacaksın, patron olacaksın, neyse artık. Kategori belli. Ama bizde hepimizin zihninde 9 ay bir memuriyet vardır, 3 ayda gelip de fındık vardır, işte ne bileyim hasatta bir şeyler vardır, onları alayım. Yer ondan, yer ondan. Yani ne olacağımızı daha karar verememişiz. Profesyonelleşme yok. Müteahhitlikte de öyle şey yani, aynı şey geçerli. Şimdi şunu şu örnek veriyorum, 300 bir tane müteahhitin olduğu yerde belirleyici kim burada? Alttaki alt taşeronlar. Neden? Beyefendinin de inşaatı var. Bir inşaatı planlamış. Ne yapacak? Kalıpçısı var, ustacısı var. Onu da görüştü adam. Aynı benim de kalıpçı ustacı. Aynı. Plan veriyor. Yani bir şu tarih saat veriyor. Ona bağlı. Yani adam biraz üzerine gitsem ben desem şunu yap, bunu yap. İşte beni zorluyorlar. Ben takmam diyor mesela adam. İşte iş güvenliğine uymak istemiyor. Çünkü ip onun elinde. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bazı büyük işletmelerde de arkadaşlar anlatıyorlar. Çok böyle süper adamım var orada diyelim, iyi iş becerir. Ama adam inat mesela, iş güvenini uyduramazsın. Yani diyorsun ki baret takmıyor mesela. E sende şu şey var, ya bu adam benim bu işi çekip çeviren hani derler ya böyle süpermen tipli adamları vardı böyle. Bu adam giderse benim işi yatar. Mesela adam ipi eline almış. Yani patron belirleyici olmadıktan sonra aynı şey devlet içinde geçer. Yani denetim yapacaksın ama etkili denetim yapabilmen lazım. Patronluk yapacaksın, etkili patronluk yapabilmen lazım. Adamın orada iş güvenine uymayıp, oradan çıkışını verdiği de bir başkası onu almamalı. Ya da onun bir sicilinde bir şeyler olmalı. Aslında sistem belki, hani ne diyelim, bir kimlik kartı gibi iş güvenliği kartı olmalı adamın. Senin oradan gönderdiğin adam bir başkası kolay kolay alamamalı yani. O beklemeli bir cezası olmalı, bir şeyler olmalı. O zaman birisi bunu yapamaz, alsa da bunu yapıyorlar. Yani adam iş güvenliğinden bir sorunu varsa bu bir başka iş yerde kolay kolay çalıştırılmıyor, çalışmıyor. Bir de az önce dediğim şey aslında yani
müteahhitler eğer kurumsallaşabilirse inşaat sektöründe de o zaman çalışanlar ona bağlı olacaklar. Otomatikman adam oradan ayrıldığında, çünkü aynı adamı yurt dışına gönderiyor müteahhitler. Orada adam her şey dört dörtlük uyuyor. Yani her türlü tedbirler, iş güvenliği zerre taviz vermiyorlar. Türkiye'ye gelince yani burada olmasa bir oraya gider, bir orada çalış. Yani böyle bir Türkiye'de işsizlik diye bir şey yokmuş tabii. Yok. Yani biz personel bulamıyoruz, çalışacak personel bulamıyoruz. Evet. Bırak temizlik yapacak adam bile bulamıyoruz. Doğru. Yani bırak şantiyede, evet, şantiyede ya şu molozu şuradan şuraya atı ver, taşı, molozları temizle, bırak vasıflarını. Yok. Evet. İşsizlik diye bir şey yok. Sen işçiye diyemiyorsun ya, usta, valetini takmadın, gözlüğünü takmadın. Yani esas tabii şu var, Türkiye'de meslek dediniz yani insanlar yaptığı işi eğitimini alarak gelmiyor. Almanya'da meslek eğitim oranı %70'ler mertebesinde. Yani meslek liselerinde diğer liseler oranına baktığınız zaman. Yani bir tesisatçılık yapacaksanız, yani elektrikçilik yapacaksanız en az 3 yıl eğitimini alıyorsunuz. Bir iskele kuracaksanız en az 3 yıl eğitimini alıyorsunuz. Ve böyle bu işi yapabiliyorsunuz. Ama şimdi Türkiye'de yeni yeni gelişiyor biliyorsunuz. Meslek yeterlik kurumu kuruldu ve buna dair şu anda 50'ye yakın mesleklerde belge almadan çalıştırılamayacak ve inşaat sektörü bunlar içinde başlandı. Bunlar dediğim gibi Almanya'da, Avrupa'sında bunlar yetişlerde çözülen konular ama bizde daha yeni yapılan şeyler. Sizin söylediğiniz o sicil çok önemli. Evet. Yani sicilini takip etmek. Bu insan niye iş yerine ayrıldı? Aynen. Sigortan var mı? Var. Bitti. Öyle değil. Yani bu insanın bir sicili... Aynen trafikte bir puan var ya, sicili olması ceza puanı gibi. Evet. Olabilmez tabii. Takip edilebilir insan. Sağ olun. Yani, çekinceler olması lazım. Yani, iş yapmazsan... İş bulamayacağını bilirse çalışırsın. Bu anlığında bir çekimden bulur. Çalışırım. Evet. O saçımın şeyini de bozmam lazım. Saçı kopartıyor mu falan diyorlar işte. Saçlar döküyor mu üstüne şey söylüyor. Saçlarını döküyor işte. Terliyorum diyor. Terliyorum mesela. Her şey. Saç kopartıyor mu? Şey. Çelik ayakkabı veriyorsun. Ayağıma vuruyor diyor. Bir süreç. Tam bir süreç. Bunlar oluyor. Ama insanlar şey gibi, o ortamda herkesin onu yaptığını gördükten sonra evet, burada bu iş oluyormuş, böyle. O süreç olmadıktan sonra herkese bakıyor şöyle bir, evet, kimse, herkesin şapkası var sonra. Yani emniyet kemeri bile hala biliyorsunuz yani tam anlamda çözebildiğimiz bir konu değil. Emniyet tokası dediğimiz bir kavram dünyada yok, Türkiye'de var yani. Evet. Böyle bir zekada Türklerle az yani. Oraya bir şeyi uydurup susturuyor. Yani o kadar kaliteli araba olmuyor. Yüz binlerce lira para veriliyor. Ama o kemer beni sıkıyor diye takılmıyor yani. Allah korusun ama kazalarda hatta bırakın ben koltuğu. Ölümlü kazalarda arka koltuktakilerin ölümü oranı çok yüksek esas. Mesela çoluğumuz çocuğumuz orada taşıyoruz. Belki biz kurtarabiliyoruz ama oradaki hava yastığı bilmem ne. Oradaki bir başkası ölebiliyor yani. Evet, burada şeyden açıldı, meslek hastalığı konusundan açıldı aslında. Şöyle bağlıyorum, meslek hastalığı da aslında kayıtlara giriyor. Yani insanlar bir şekilde sağlık sistemine de giriyor. Aslında onu ortaya çıkarabilirsek tabii şu olacak. İş yeri hekimi, şöyle bir şey var, bizim patronda da oluyor ya da ona hizmet alan işveren de. Ya gelsin, işte benim çalışanlarımın İlaçlarını yastığı gelsin ama fazla da bir işe karışmasın. Daha iyi gelsin. Evet, ne kadar ucuzsa da yani onun üzerinden gerçekten biraz fiyatı yüksektir genelde hekimlerin. Dolayısıyla onları çok fazla da aşağı indiremezsiniz. O bazda bakılıyor. Aslında iş yeri hekiminin çıkıp iş yerine gezmesi lazım. Yani demesi lazım ki şu kullandığı kimya hastalığı eline vücuduna zararı var. Veya şuradaki şu madde şu şekilde kullanılmalı, şunu şu şekilde değil. Veya kas iskelet rahatsızlığı, aslında şu anda hepimizde fizik tedavi rahatsızlığı muhtemelen görüyoruz ve tedavi için gidiyoruz. Bunlar da iş hastalıklarından, meslek hastalıklarından önemlilerinden. Yani bir kere iş yeri hekimini iş yerinden, daha sonra odasından çıkarabiliyorsanız ki o verilen paranın karşılığı zaten olur. Yani
Yoksa gidin normal bir ekibe, hiç onu almayın, oraya getirmeyin. Yazık yani, ben işverenlerin de bu anlayışı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman bu şeyler çıkabilir. Mesela geçen de Çorum'da bir büyük seramik fabrikasının patronu geldi. Yani çok iyi niyetli, gayretli o kadar büyük yatırım yapmış. Fakat iş yeri ekibi şeyi fark etmemiş orada. Pneumokonyoz dediğimiz bir hastalık var. Bu genelde madencilere tozla yoğun çıkarsa iş yerlerinde oluyor. Bu ciğerlere toz birikmesinden dolayı daha sonra hatta kod kurmama işçilerinde çok yoğun yaşanmıştı. Bingöl, Karlova bölgesinden hatta o bölgeden çalıştıkları için o gündeme gelmişti. Rahmetli oluştu tabii. Ama bu özellikle çimento sektöründe, seramik sektöründe çok yoğun yaşanabiliyor. İş yeri hekimi görmemiş, bir gelen sonraki iş yeri hekimi, mesela deneyimli bir kişi, onu fark etmiş. Ve şu anda bütün işleri neredeyse tek tek şeye gidiyor. Hastane, meslek hastalığı hastanesine kadar gitmişler. Halbuki bu daha önce önlenebilirdi. Yani gerekli ölçümlemeler, kontroller zamanında yapılabilseydi. Bir de o filmler, çekilen filmleri okumak için bir eğitimden geçmesi gerekiyor iş yeri hekiminde. Onu biliyor olsaydı şu anda bunlar önlenebilirdi. Yani çünkü bakıyorsun işveren milyonlarca dolar yatırım yapıyor, iyi niyetli şey oluyor da diyor ki ben ne yapayım diyor yani şu aşamada, nasıl çözüm yapayım. Dolayısıyla hani hizmeti aldığınız zaman da bunun karşılığını istemek lazım, çalışan da istemesi lazım. İşverenin de inşallah o noktaya da getirmekimizle beraber çabalar olacak diyor. Maliyetleri geçiyorum. Maliyet boyutu aslında en kolay şey dediğim gibi. Yani bir şekilde bir şeyin maliyeti bedeli ödenebiliyor ama insan geriye yerine gelmiyor. Şimdi bir de şeyden bahsedelim isterseniz. Mevzuatı ona kısa geçelim. Yani bu çıkardığımız mevzuat Avrupa Birliği Ulusal Çalışma Örgütü'nün sözleşmelerine dayalı olarak yapıldığını zaten biliyoruz. Onunla ilgili kalkınma planı programlarında da yer aldığını tekrar vurgulamakta fayda var. Amaç, iş sağlığı güvenliğinin sağlanması iş yerlerinde, mevcut sağlık şartlarının iyileştirilmesi, ölümlü kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarının azaltılması. Kapsam, az önce bahsettik, daha önce özel sektör, yani 4850 iş kanunu çerçevesinde ele alınmıştı. Ama 2012 yılında çıkarılan iş sağlığı güvenliği kanunu bütün çalışanlar aynı şemsiye altında toplandı. Az önce beyefendi söylediği gibi hani SGK'da bu yapılanma imkanı olmadı hala. 4A, 4B, 4C. Hala SSK, emekli, bankur. Onlar 2040'a kadar ancak ondan sonra tam anlamıyla sistem oturacak. Bu birleşme ama bu kanunda aslında bunun yapıldığını söyleyebiliriz. Yani en azından herkesi bütün çalışanları kapsadığını. Genel memur kısmı niye geçimlere girdi şimdi şu an? 1 Temmuz'a bir yani o mecliste öyle bir şey öngördü. Kamunun bu konuda biraz daha geç uyum sağlayabileceği gibi bir düşünce. Yani neden olduğunu izah edip bürokratik olarak bir şey söyleyemem. Tamamen mecliste geçecek bir iradeyle oldu. Yani normalde kamu bunu en rahat uygulayabilecek bir yol. Benim şahsi bireysel kararım bir iş sağlığı güvenlik ya da bakanın kamu kendine güvenilir de. Kamu kendine güvenilir mi? Ya öyle bir şey var. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Yani en kolay. Çünkü sistematiği orada oturtmak çok daha kolay. Yani kişileri eğitmek, iş güven uzmanı kapasitesi oluşturmak veya oradaki ihtiyaçlar işte bir şey alınacaksa alınması gerektiğini en rahat kabul edebilecek sistem kamudur. Ama olamadı. Maalesef 2010. Ama şu demek değil. Kanun biliyorsunuz bütün 38 maddedir. 36 maddesi yürürlükteydi zaten. Sadece iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği ile ilgili hükümler kademeli olarak yürürlüğe girdi. Onu genelde bazen yanlış anlaşılıyor. Onu da tekrar düzeltmekte fayda var. İş yerleri tehlikeli, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar olarak ayrıca bunu bir tebliğ ile düzenleniyor. Bunu tebliğ düzenleme kurulunda da hem işveren dünyasından, hem kamudan, hem sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birlikte karar verdi. Bununla ilgili tabii
herkesin de ayrılmasının amaçlarından bir tanesi de yine az önce de söylediğimiz gibi iş güvenliği uzmanlarının C sınıfı, B sınıfı ve A sınıfı olarak da kategorizasyonu da ortaya çıkardı tabii ki. Az tehlikeli sınıftaki iş yerinde C sınıfı, tehlikeli sınıfta olan yerlerde B sınıfı, çok tehlikeli A sınıfı uzmanlar çalışıyor. Şu anda uzman sayısı yaklaşık 100 bin civarında uzman var. 15 bin civarında A sınıfı, yine 15 bin civarında B sınıfı uzman var. Diğer geri kalan da yaklaşık 70 bin civarında C sınıfı uzman. Şu anda elimizde Türkiye'de mevcut durumda. Uluslararası şeyleri nasıl alınlar? Ya bizim şu an elimizdeki rakamlarda bir sorun yok yani hemen hemen. Uzman sayısı yeterli. Yeterli. Yeterli ama az önce bazı arkadaşlar da dediler ya, almışlar belki, kullanmayan da çok kişi var. Çok. Yani aktif olarak kullanan sayısı az. Çok var. Yani şey, genelde belge biriktirme hastalığı bu konuda olduğu için ileride lazım olur. Kamuda da var yani, kamuda da çok sayıda arkadaşımız. Şu an mühendislik olarak var mı öyle bir mühendislik? Şu anda 2 yıllık meslek lise okulları vardı. Onları 4 yıllığa çeviriyorlar bazı yerlerde. Henüz mühendislik olarak böyle bir bölüm yok. Böyle bir lisans seviyesi de var herhalde. Efendim? Yüksek lisans doktora seviyesinde var. Bu işin enteresan tarafı şu, bugüne kadar kanun çıkmadan Türkiye'de iş güvenliği biz yok zannediyorduk aslında ama eğitim kurumları açıldıktan sonra eğitici belgesi almaya geldi bizim üniversite hocalarımızda. Yaklaşık 3000'e yakın üniversite hocası meğerse bu alanda ilgileniyorlarmış. Yani tabi biz ama hiçbir katkısını görmedik. Şimdi şeyi maalesef bir ekonomik bir şey oluşturmadığınız zaman bir havuç ortada olmayınca kimse bu işe davet etmiyor. Aslında üniversiteler bu işin can damarı olmalıydı. Yani bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi sayılacak bir üniversite ifade edebiliriz. Hepimizin az çok bildiği, okuduğu okullar. Ama ben de işte İstanbul Teknik'te performansı okuduğum yıllarda bir tek iki saat bize iş kanunu, iş hukuku dersi verdi. O da işte başına bir şey gelirse nasıl kurtulursun onu öğretiyor. Neyici yaklaşım dediğimiz kavram bizde yok. Bu tıpta da aynı şey vardı. Yani tıpta da hep yani önleyici ekibi yeni yeni gelişmeye çalışılıyor. Evet. Yani hep hasta olunca gidiyor genelde. Hasta olmadan neler yapılması gerektiğini maalesef şey yapmıyoruz. Hukuk da böyledir. Yani hepimizin, bilmiyorum, işverenlerin genelde hukuk müşavirleri vardır ama olay olduktan. Yani olay olmadan hiçbir zaman hukuk müşavirine gelmez. Ne zaman bir olay patlar, borç ortaya çıkar ya da bu büyük cezai bir şey çıkar. Hemen avukatın kapısını çalarız. Ya ben başı belada beni kurtar, nasıl kurtuluruz bu davada? Böyle bir anlayış var. Yani diş hekimliği. Hiç kimse diş hekimine gitmez, dişi çekilene kadar. Dişi çekildiği zaman da bu sefer korkudan gitmez. Ondan sonra da farklı şeyler gelmiş. Dolayısıyla buranın aslında özgür önleyici yaklaşım. Yani bu kanunun getirdiği zaten başınıza bir şeyler geliyor, başımıza bir şeyler geliyor. Bunları nasıl önleriz'i anlatan bir mevzuat aslında. Bize yardımcı bir mevzuat. Biz bunu zaten benimseyebilirsek, az önce saydığım diğer pek çok örnekte olduğu gibi zor bir süreç belki iş dünyası için, bizler için. Ama bunu yaparsak Allah'ın izniyle çok şey yapılabilir. Aslında dinimizin anlayışı da bu. Yani bize bunu söylemeye çalışıyor. Tevekkül dediğimiz bir kavram var. Yani tevekkül edilmeliyiz. Ama ne zaman? Yani tedbir almadan. Hani hep söylerler ya size, eşeği sağlam kazığa bağla. Ondan sonra şey, şimdi eşeği sap, yularını bir yere bağlama, sonra eşek nerede diye hatırlarsınız. Bağıralım, yanalım yani. Ben de kısa ülkelerden bu oranda ekle babası söyledi, tevekkül anlıyor. Kesinlikle. Yanlış yorum var orada. Yanlış yorum var. Şimdi bir de teenni diye bir kavram var. Teenni. Yani tembellik değil de teenni. Bir şeyi dikkatle araştırarak, sindirerek yapmak. Teenni dediğimiz kavramı daha biz hala kullanmıyoruz. Yani bazen dilimize kullanırız ama bu kavram üzerine çok durmak lazım. Biz zaten bazı konferanslarda, özellikle Dünya Kongresi yapıldı Türkiye'de 2011'de. Yaptık. Bunu Faruk Çelik Bakanımız zamanında yapmıştık. Yeni yapıldı. Bu uluslararası konferanstı. Bu evet, onu da kısmet olmadı. Hazırlığını ben yapmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını yaptı. Katlamadık onun hastalığı nedeniyle. Ya orada 5000'e yakın katılım olmuş. Çok büyük bir katılım var. İlgi alaka var. Yani bu konunun aslında ülkedeki şeyin karşılığını gösteriyor. Yani inşallah bunlar bizim için ümit verici şeyler. Yani en azından ilginin olması, burada da sağlığı bir sorunun olduğu ya da bir dertlenen insanların olduğu
gösteriyor. Biz zaten Sayın Bakanımıza da sorduk, orada da ifade etmiş zannediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu zaten liderliğini eline alırsa inşallah daha kolay çözeceğimizi düşünüyoruz. Yani sigaradaki konuyu biliyorsunuz yani gençlik yıllarımızda hepimiz işte arabalarda sigara içirdik, otobüslerde sigara içirdik, uçakta sigara içirdik. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya irade koydu ve şu anda çok ciddi bir yol aldı. Şimdi liderliğinin şöyle bir özelliği var. Sayın Cumhurbaşkanı veya siyasetçi geliyor. Belki de iletişi yaptıysa sizler de veya açılışlarda görüyorsunuz. Normal projenin süresi 12 aydır. Oraya gelip haklı olarak belki onlar açısından öyle. Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan der ki bu 12 aydır değil de 6 aydır biz. Yani bir de pazarlık yaparlar. Yani onun yerine şöyle desen daha anlamlı olur bize yani. Bu işi kazasız herhangi bir iş güvenliği tedbir almadan bir şey yapmayalım. İşçilerimiz bizim için can damarımız. İşte zamanda bitirin eğer imkan varsa 2 ay önce bitirin. Ama bunu ifadeyi de vurgulayarak söylerse çok şey değişir. Yani esas pazarlık noktası bu olmalı. İnşallah bunu Sayın Bakanımız da söylemiş yani. Yeni son şeylerde onlar gündeme gelmeye başladı sanki. Evet. Yani işte işçilere prim geliyor. Tabii tabii prim. Köprüde. Para önemli ama insanın sonra, sağlık çok önemli. Yani işte o beraber işçilere daha yeni geliyor bir yanı. Tabii yani bunları onlar söylerse etkisi fazla olur. Önleyici yaklaşımda risk değerlendirmesi temel unsurlardan bir tanesi. Aslında günlük hayatta yaptığımız bir işlem bu. Bunu biraz da sistematik yapmak amacı. Yani burada 5'e 5 matris, 3'e 3 matristen başlayarak çok değişik metotlarla risk değerlendirmesi yapılıyor. Önemli olan burada tehlikenin neler olduğu bir iş yerinde onları tespit edip ne gibi riskler oluşturabileceği, olasılıklarını ortaya koyup bunlarla nasıl önleneceğini yapan bir çalışma. Bu çalışma sadece iş güven uzmanı yapmamalı. Tabii bizim burada üzerine durduğumuz o. Çalışanlarla beraber yapmak gerekiyor. Çalışanlara sormak gerekiyor. Onların da katılımı sağlamak gerekiyor. Biraz zahmetli bir iş. Yani sadece bir evrak, bir dosya, kullanacak belge gibi görülüyor şu anda sahada. İnşallah o noktayı da açtığımız zaman daha anlamlı hale gelecek. Yani bu İşin anayasası aslında, iş güvenliği yapacağım diyorsa bir kurum, bir işletme, risk değerlendirmesini düzgün yapmalı ve zamanında yapmalı. Sadece 2 yılda, 3 yılda mevzuatta yazdığı gibi de değil aslında. Değişen şartlara göre, iş yerindeki koşullara göre de güncellemesini yaparak sürdürmeli. Sağlık gözetimi çok önemli. Yine bu da daha sonra özellikle işverenlerin, en azından beyefendinin Gültekin Bey'in bahsettiği gibi, meslek hastalığı çıktığında yarın öbür gün avukatlar bu konu üzerine çok hukukçular özellikle çok gidecekler. Ve çok ciddi meslek hastalığından dolayı işverenlere tazminatlar çıkabilir. Eğer işle ilgili bir bağlantısını bulabilirse, hukuk sisteminde yakalayabilirlerse o işveren çok ciddi tazminatlara mahkum edilebilir. Bunların örnekleri şu anda şeyde madenlerde var ağırlıklı olarak, özellikle TTK'da var. Onlar çünkü çok uzun süre çalıştığı rahatlıkla ispat edilebiliyor. Orada bir bağlantı, illiyet bağı kurulabiliyor ve mesleklerde zaman aşımı hatırladığım kadarıyla 10 yıl gibi bir süre var emekli de olsa 10 yıl sonra, 10 yıl içerisinde müracaat ettiğinde yine bu tazminatlar ortaya çıkabiliyor. Yani bir işçi için yani rakamlar net hafıza değil ama 200-300 bin TL'den civarlarında tazminatlara bazen mahkum edilebiliyor işlere. Acil durum planları önemli. Bu Soma faciasında da aslında yaşanan olaylardan biriydi bu. Yani acil durumlarda nasıl davranılması, nasıl hareket edilmesi gerektiği çok kritik konulardan. Deprem yaşadık. 1999'da ben de Bursa'daydım. Belki yani sizler de Bursa'da yaşamışsınızdır. Yani çok ağır bir olaydı bizler için. Ama 1-2 yıl içinde her şey unutuldu. Yani deprem bir tarafından neredeyse çıktı. İşte her şey, tatbikatlar yapıldı. Deprem bittikten sonra ne oluyorsa olmadan hiçbir şey yapmıyoruz ama deprem oluyor. 1-2 yıl böyle bir teyakkuz herkes. Yani yine olacakmış gibi. Kaç yıl geçti? İşte 17 yıl geçti. Yani olmaması, yani Allah bilir yani biz şu anda ama tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda bir olay olsa nereden kaçacağımızı bilemeyiz. Halbuki bir toplantı başlarken 1-2 dakikayı ayırıp orada acil durum planı, şu şekilde de şu kapıdan çıkılır, buradan şurada toplanılır. Şimdi bakıyorum her yerde acil durum ne diyor ona? Toplanma yeri. Toplanma levhalara sıkmış dört dörtlük. Hep de genelde şeylerde var, otoparklarda var genelde.
böyle şehir merkezlerine koymuşlar. Yani onun çalışanları biliyor mu acaba gerçekten? Yani patron veya oradaki şeyi koymuş ama hadi gelin bir toplanalım, bir düdük çalsın ya da bir ağaçların tatbikatı yapsan inanın kimse bilmez yani. Ama yurt dışında adamlar bunu bizim yöneticilerden gidenler olduğunda yapmışlar birkaç kere. Adamlar zamanı geldim işte demiyorlar. Yani misafir var, ayıp olur. İşte ya şu toplantıda görünür mü? Böyle bir şey yok yani. Haberli habersiz yapmak lazım. Bunlar periyotlar normalde bizim kanunda yazıyor. Yani tehlike sınıfına göre ayrılmış. Bunun üzerine çok hassasiyetle durulması gerekiyor maalesef. Durum var. Var hocam. Evet. İstanbul Güneş Hizmeti nasıl alınacağını zannediyorum. Daha çok biliyoruz. İçeriden dediğimiz yani çalışanlar arasında iş güvenliği uzmanı, iş yeri kimliği, belgesel sahibi kişiler var ise oradan alması daha doğrusu aslında. Neden? Yani bir iş yerinin en iyisi orada çalışan bilir aslında. Tehlikeleriyle, riskleriyle, çalışanların davranış biçimiyle, her şeyiyle bilir. Dışarıdan alınan hizmetler aslında bizim pek tercih ettiğimiz bir hizmet tarzı değil ama bu bir alternatif. Dünyada olduğu gibi, diğer ülkelerde de var bu. Biz bunu da koyduk, sisteme yerleştirdik. Daha çok bu tercih ediliyor şu anda. Onların hizmet kalitesiyle ilgili de bir soru vardı veya konuşurken sorular arkadaşlar. Şu anda 2300 civarında ortak sağlık güvenlik günü var. Bunların hizmet kalitesi iyileştirmesiyle ilgili bir proje gerçekleştiriyoruz şu anda. Belli illerde ortak sağlık güvenlik günleri hizmet verdiği yerlerle beraber ziyaret edilecek. Oradaki uygulamalar onlardan ve iş verenlerden, çalışanlardan öğrenilerek gerekli eğitimler, belki mevzuat değişikliği de yapılması gerekiyorsa onlar da yapılacak. Kamu için sağlık bakanlığı. Kamu için böyle bir kanun düzenleme var. İsterse kamu kurumları Sağlık Bakanlığı'ndan bu hizmeti doğrudan da alabilecekleri yönde bir bilgi yok. Buyurun. Şimdi ben iş veren de bir kişiye yakın çalışanımız var sağda. Evet. OSG'yi ben kendim buluyorum. Pazarlık yapıyorum. Neticede müşteriyim. Arkadaş geliyor. Yani böyle eş dost muhabbetine dönüyor artık. O benim müfettişim değil. Müşterim oluyor. Ben onun müşterisi oluyorum. Abi nasılsın, iyi misin, müşterisin falan böyle gidiyor. Yani kim? Müşteri, İsmeniz, müşteriyi para verdiği adamın denetlemesi veya işte işi durdurması noktasında ne kadar şey olabilir? Bunu bir havuz gibi bir şey yapılsa, fiyatlar tek, fix olsa, ben de Çalışma Bakanlığı'na gitsem, desem ki kardeşim bende bu kadar personel var, bana bir iş güvenliği uzmanı, denetici organize edin, parasını ben Çalışma Bakanlığı'na ödesem, Çalışma Bakanlığı bunları ödese ve böylelikle de denetim asli unsurlarına dönmüş olsam, yani benden parayı alıp benim seçtiğim adam, ben onunla çalışmama hakkını her an sözleşmeye pes edip dönüp başka bir OSGB'ye gidebiliyorum. Yani denetim noktasında doğru denetimin yapılabileceği noktasında işveren olarak söylüyorum bunu. Çok doğru bir tercih değil. Buradaki mantık aslında nasıl, niye böyle bir şey yapıyor? Bunun mantığı aslında sorumluluğu ona verdiği üzerinden şey yapıyor. Yani bu adama tüm yükü zaten veriyor, sorumluluğu da veriyor. Alay çıkarsa çünkü birinci sorumluluk onda, ona güveniyorum. Yoksa... Ama bu şirketlerin hiçbirisi güçlü kuvvetli şirketler değil. Kaza olana kadar bu şirketler faaliyetlerini sürdürüyor. Kaza olduktan sonra bakıyor gidiyor şirket. Evet. Allah korusun öyle bir şey çıkarsa yani kazanması veya o masrafları karşılaması mümkün değil o OSGB'lerin. Hepsine bakıyorum ben yani. Zaten kapanıyorlar, açılıyorlar. Şey değiller, finansal yapılar o kadar kuvvetli değil mi? Çünkü ödül fiyatına çalışıyorlar. Aldıkları ücret zaten... Şey değil yani, bizim zaten en büyük problemlerimizden bir tanesi bu yani. Şey için konuşuyorum, bu iş güvenliği uzmanlarıyla yani
gene A sınıfı iş güvenliği uzmanları iyi paralar alıyor. Şey değiller yani, az paralarla çalışmıyorlar. Mühendislerin birçoğu iş ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı kadar para alamıyor. Ben size şey göstereyim de. Şu beşin kanun maddelerini açtım da. Şimdi burada kanun maddesi 4. Dördüncü madde işverenin yükümlülüğü var burada. Görebiliyorsunuz orada. Evet. İkinci fıkrası, madde 4'ün ikinci fıkrası şunu söylüyor. İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yani şunu anlayış varsa zihninizde de genel böyle ifade ediyor. Yani ben OSGB ile anlaştım. Sorumluluk onu da tamam böyle bir algı, doğru bir algı değil. Yani işveren sorumluluğu şimdi bir kere ortadan kalkmıyor, hiçbir zaman kalkmaz. İşveren burada aslında sorumlu olur. Yani kusuru varsa şeyin bu bir olay olduğunda zaten kusur oranları tespit ediyorsunuz kazalarda, ölüm kaza ve yaralanmalı kazalarda. Yani orada bir kere yüzde yani 8'de 2'den fazla pek kusur benim verdiklerini bilmiyorum. Yani bilgim için dahilinde değil. Yani 8'de 6 işveren her zaman kusuru vardır en az. Yani burada çünkü esas işi yaptıracak madde 4 zaten onun için açtım burada. İşle ilgili bütün sağlık güvenlik tedbirlerini almak yükümlü işverende. Burası denetleme birimi değil. Yani bir yapı denetimi gibi algılamayın. Burada iş güvenliği uzmanı, iş yeri esaslı danışmanı yapan bir elemandır. Şimdi üstadım, kusura bakmayın. Tabii. Adam geliyor bana tavsiyede bulunuyor. Hı-hı. Ya bunları yap diyor. Biz de işvereniz. Ya yaparız diyoruz, geçiştiriyoruz. Evet. İşin aslı bu. Türk mantığı böyle gidiyor. Hı-hı. Sadece bana ait bir şey değil. Yaparız. He hoş diyoruz, gidiyoruz. Üstadım, bu iş güvenliği müfettişliğinin veya denetmenliğinin asli görevi gerekirse şantiyeyi durdurmak olması lazım. Tamam, denetmenlik diye bir şey. Müfettişliğinden bahsediyorum. Yani danışmanlık farklı bir konu. Ben müfettişlikten bahsediyorum. Bize eli sopalı lazım abi. Şimdi ama eli sopalı lazım yani. Hadi oğlum yaparsınız oğlum da gitmiyor. Biz kendi personelimize iş yaptıramıyoruz. Bırak maaşını ben veriyorum ya. Maaşını verdiğim adama ben iş güvenliği uzmanlığı, iş güvenliği kriterlerine veya iş güvenliği gereklerine yapmasını sağlayamıyorum. Bırak parasını verdiğim adam beni durduracak. Yani olmuyor. Bence orada bir havuz yapıp havuzdan atamalar yapılması. O havuza da... Şimdi o modeli bile getiriliyor da. Şimdi sistem... Yurt dışına atılıyor. Sistem... Yani zaten bizim mevzuatımız yurt dışındaki benzer sistem. Zaten halk ödülü direktifleri neredeyse böyle. Aynısı zaten. Ama bizde anlayış farkı var. Daha önce şeyden hareketle söyledim. Müteahhit sayısını söyledim. Oradaki yapıyla bunu bir kere çakıştıramıyorsunuz. Neden? Siz benim eleman diyorsunuz ama siz gerçekten daimi elemanınızdır. İnşaat işiyse bilmiyormuşsunuz ama inşaat mıydı? Kendisi maaşlı çalışan adam. İşi diyor. Yani bir kere insan... Mesela tesisat tahriki yapıyorum. İskele üzerine çıkıyorlar, boru tesisatı yapıyorlar, matkapla delikleri sürekli yapıyor, saç kesiliyor. Yani daimi personel ise bunu yapma ihtimali ben yüksek olduğunu tabii gene siz kendi işiniz sahibisiniz ama adam. İşte hadi çık desem yerinden sıkayacak adam yok. İşte sıkıntı orada. Yani adamın çalışanın patrondan daha güçlü olduğu bir sistem var şu an. Evet. Maalesef sıkıntı orada. Yani küçük işletmeler için böyle bir sorun var. Yani kabul ediyorum. Bir kişi çalışıyor yani ne kadar... İşte o yüzden dedim ya başta hani bir kart sistemi mi, iş güvenliği yerine bir kusur varsa çıktığında bir başka iş yerine işsizlik geliştirilmesi gerekiyor. Bizim devlet olarak yapmamız gereken işlerden bir tanesi. Yani şu anki sistem içerisinde. Aslında o kişiyi onun adına korumaya çalışıyoruz. Böyle de bir gariplik var. Ya her şeyi veriyorsun, eğitimlerini aldırıyorsun. Ya gidiyorsun şahsiye gene. Baret yok, içerikte burunlu ayakkabı yok, kemer yok sırtında, gözlük hiç zaten arama. Yani eldiven kullanıyorlar bak, onu söylüyorum. Evet, sürekli eldiven. Sürekli eldiven. Ayakkabı alıyorsun, terletçiye terlikle gireceksin. Satıyorum ayakkabını satıyorum. Şimdi, yani Avrupa'daki sistemde burunlu denetim ayrı bir hadise. Şimdi denetim yaklaşık Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir standardı var. 20 bin, 25 bin çalışanın varsa diyor.
bir müfettiş olması makuldür diyor. Bizim Türkiye'deki müfettiş sayısı 1000 civarında yaklaşık. Yani bu belki 2000 olabilir, 3000 de olabilir ama yani birebir her işletmenin zaten denetlenme imkanı söz konusu değil. Yapılan denetimler aynı şey maliye için de mesela geçerli, sigortacılıkta da geçerli. Bir risk bazlı bakarsın, işletme büyüklüklerine bakarsın, bölgeye bakarsın, sektöre bakarsın ve onun üzerine yoğunlaşırsın. Şimdi bizim en çok metal, maden, inşaat sektörleri yoğun. Yani şu anda biz müfettişlerle proje bazlı bir denetim yoksa dedim, genel yaklaşım budur, yani tehlike bazlıdır. Ve müfettiş sayısı makul. Avrupa'da da uzmanlar var, onlar da hizmet alıyorlar. Ama orada işveren de, çalışan da sağlığını korumak. Yani güvenliğini almak noktasındaki bilinç düzeyi çok daha yüksek. Yani şimdi bizde sorun bilinç düzeyiyle ilgili. Yani bir ara garip bir olay, Nevşehir'de nerede oldu? Adamlar iskele standart düşüyor, kapatılıyor. Adamlar çıkıyorlar çatıya, işçiler bizim işlerimizi kapatmayın diye kendilerini atacaklar yani. Öyle bir pozisyon, bir manzara oldu. Yani işçiyi koruyorsun, orada adama diyorsun ki bak çalışma burada. Bu senin için tehlikeli bir durum, mühürlüyorsun. Yok, ben değil de diyor, çalışacağım ve ekmek paramdan olur. Yani böyle bir... Ama iş güvenliğinde de uymuyor. Trajikomik hadiseyle de şey... Yok işverenin belki orada kusur var, işverenden dolayı kapatıyor ama çalışan sana tepki koyuyor. Bu serbestin şimdi. Müfettiş sayısı da belki Avrupa'da eşit düzeyde olabilir Türkiye'de ama anlayış çok farklı. Oradaki işçilerin iş güvenliğine bakışıyla Türkiye'deki farklı ve bu bizim oradaki insanlar kurallara uyma noktasında etik anlamda gönüllü olarak duyuyorlar. Bizde devletin sopası yoksa üzerinde buna uymuyorlar. Ben gittiğim iş yerlerinde iş müfettişi geldi ama çok mutlu oluyorum. Benim eksiklerimi böyle bulsunlar ama benim yazdıklarımı işveren yapmıyor. Gelen müfettişin yazdığı her maddeyi mutlaka uyguluyorlar. Ceza almak, işleri kapanmamak, ceza almak. Peki iki ay sonra gene eski haline gelmiyor mu? Geliyor. Daha sık bir şey yani. Yani müfettiş, bizde şimdi bak şöyle, polis arabası gördü mü? Yani şey bende de var yani. Birden frene basıyor. Yani onu geçene kadar sanki askerdeki esas duruş gibi. Hani öyle oluyor, esas duruş, komutan sağda. Öyle geçiyoruz. Sonra geçti ne oluyor? Gaza basıyor. Ya bu, benim bu kendi kendimi kontrol edemiyorum yani şu anda. Bir sorun bu. Yani kendimizi kontrol ediyoruz sorun var. Evet. Hani Allah yani bakıldığı zaman Cenab-ı Allah bir sistem koymuş. Aslında Kur'an-ı Kerim'de yani bir Müslüman topluluklar için bakıldığı her şey dört dörtlük ama bugüne kadar ne camilerde ne bir şeyde hep İslam ahlaklı, işte İslam'ın şartları, imanın şartları bunlar. Bunlar bir toplumsal nasıl yaşanır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem almış taşı yerinden insana zarar vermesi kenara koymuş. Bu kişi güvenli değil midir? Yani nedir orada yalnız? Bir yere sıçrar, bir yere zarar verir diye bir tedbir alıyor orada. Yani şimdi inşaatlarda her yer atılıyor sağa sola, bir düzen yok, tertip yok. Orada birisi işte veya bir şeyi çekiyor birine habersiz vaziyette, orası kapalı bir yer, kapağını kaldırıyor. Adam bu ev düşüyor, ölüyor mesela. Ya yani işte bir basit korkulu çakmadan gidiyor, adam ölüyor. Yani bunlar hakikaten bazen yani değişik fraksiyonlar diyoruz da şimdi adamlar abartıyorlar aslında. Onlar da hani olayı cinayet, menayet adıyla adlandırıyorlar ama yani biraz da hassas olmak gerekiyor bazı şeyler. Yani zor bir süreç hakikaten yani bizim için, toplum için. Yani burada teknik konuşsak iş kolay. Yani parayı konuşsan, teknik konuşsan çok kolay. Veya en iyi tekniği bulup getirebiliyor mu şu anda ülke? Getiriyor. En iyi bir inşaat müteahhiti al, bir iş alıyorsun. Her şeyi yurt dışından nerede buluyorsa ekip ekipmanı getiriyor. Ama onu kullanacak adam çıkıyor artistlik yapıyor üzerinde. Yani bu öyle kullanılır, böyle kullanılır. Yani yapılmaması gereken hareket yapıyor. Yani hakikaten zor bir şey değil. Ben o yüzden şunu söylüyorum. Avrupa'da bir de şunu da söyleyeyim size. O da enteresan gelebilir. Yani çoğu mühendisler ikinci bir daha bu konuda uğraşanlar psikolog veya sosyoloji okuyorlar. Tarih okuyorlar. Yani insanı ulaşabilmenin yoludur bunlar, bu dallar. Şimdi bizim Türkiye'de de tek şeyle bakılıyor. Eskiden Osmanlı'ya baktığınız zaman insan mühendislik yetiştirirken bile bir güzel sanatlar konusunda da yetiştiriyor. Emin bir felsefe konusunda da yetiştiriyor. Yani adam tek yönlü yetişmiyor. Bu biraz eğitim sistemi. Yani bugüne kadar hep biz Çalışma Bakanlığı'na da konuştuk ama ben hiç kimse bir toplantılarınızda işte biz de MMG'nin üyesiyiz. Yani bir sürü şey var. Bir Milli Eğitim Bakanı alıp da kimse iş güvenliği konusunda konuşturmamıştır.
Yani iş güvenliği konusunda Sayın Bakanım ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir jenerasyon, nasıl bir gençlik yetiştireceksiniz? Yeni iş olmadı bugüne kadar ama temel konu bu, okulda başlıyor. Hani biz de o konuda proje yapıyoruz. Beraber onlara da teklifler götürdük. Şu anda müfredat değişikliğine gidiliyor bazı konularda. İstiyoruz ki biz mesela özel müstakil bir iş güvenliği dersi değil de şöyle bir örnek verelim, matematik dersinde. Burada 10 tane adam var, 5 tanesi baretli, kaçı baretsiz mesela? İlk okusu. Yani böyle anlatsa, böyle derse o kafaya yerleşmez mi yavaş yavaş? Verdiğin örnek, ağaç örneği vereceğine, kuş örneği vereceğine, hayatın içinden örnekler versinler, sağlık versin, iş güvenliği versin. Yani böyle modellemeler yapsın. Yani beyin arkasında İlk yardım bir şey tabii çağrıştırır. İlle her ders ayrı olmaz. Yoksa herkes bunaldı. Trafik dersi çıkıyor, bilmem ne dersi çıkıyor. Ya bunlar hayatın içinde. İlkokul 4'e kadar çocuklarım neyse üniversitedeki verilecek bütün matematik dersleri veriliyor şu anda. Benim bir kızım var. Enzer var. Belki 2'ye gidiyor. Çocuk acayip dersler görüyorlar. Yani matematik şey... Ya bu çocuğu normal hayatın içinde olacak, olması gereken şeyleri vermek lazım. Nasıl davranacağını, bir olay başına gelip 112 aranır, nasıl aranır? Mesela evde birisi rahatsızlanır, bilmiyorum. Çoğu çocuğumuz Allah korusun öyle bir şey olsa bilmez yani 112 yetişkinler bilmiyor ki çoğu zaman. Yani bu kültür böyle değişir. Yani çocuk aynı derler ya, yani araç yaşken eğilir diye. Biraz burada eğitim sistemine de odaklanmak gerekiyor. Bunu biz de çabalıyoruz. Milli Eğitim'den de bazı okullarda öğretmenlerden duyuyoruz. Onlar da yapıyorlar. Yani bir süreç dediğim gibi burada insana bakmaktan, teknikten ziyade insan yaklaşımı. Yani sadece iş güvenliği uzmanı iş yeri gibi çözmüyor. Bir iş psikoloğu belki şeylerde var bunlar. Büyük kurumlarda iş psikolojisi devreye giriyor. Ondan sonra ne bileyim diğer dallarda da branşlardan destek almak gerekiyor. Şeyden açıldı konu, Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurumlar, TSM'ler var. Sağlık Bakanlığı bu konuda belki duymuşsunuzdur, toplum sağlığı merkezleri var, böyle bir yapılar var. Onlar da bu konu üzerine çalışıyorlar. Özellikle Mersin ilinde başladı bu. Bayağı düzgün bu konuda kendilerini geliştirmişler, güzel projeler de yürütüyorlar. Buralardan hizmet alan kurumlar var. Devlet bu masrafı ortaya masraf diye tabir ediyor özel sektör tarafından. Devlet ne yapabilir diye bir düşüncemiz olmuştu. Onu bir madde olarak ekledik. Bir destek mekanizması kondu. Mikro işletmelere yani 1'de 9 çalışan olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta iş yeriniz varsa bu devletin sizden aldığı kısa vadeli sigorta prim kolları var biliyorsunuzdur. Her çalışan başına ödediğiniz primler var. İş kazası ve meslek hastalığı primleri, ana sigortası primleri diye geçen. Oradan çalışan başına, şu anda rakamlar biraz değişmiş olabilir. İlk başladığında 16 TL tehlikeli sınıfta bir işletmeniz varsa, her çalışan başına 16 TL, çok tehlikeli sınıftaysanız 18 TL gibi bir destek veriyor ili. Yani de veriyor, devam ediyor sistem. Sadece orada bazı aranamayan şartlar var, yönetmeliği var. Onlarla gidip müracaat ettiğinizde o konuda destek alabiliyorsunuz. Sağlık güvenliği uzmanlığı hizmetinin ana unsurlarını söyledik. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi. Diğer sağlık personeli daha önce bütün işletmeler için geçerliyken değişiklik yapıldı bunda. Sadece çok tehlikeli sınıfta ondan fazla çalışanı olan işletmeler için geçerli oldu. Günlük tarihleri efendim? Hiç görmedim. Doktor görüyoruz da. Doktor mu? Doktor dediğim gibi çalışıyor ama değil mi? Geliyor oturuyor. Odada ilaçlıyor. Ona bir oda tahsis ediyoruz. Ağrı kesicileriniz mesela. Ağrı kesici falan geziyor. İlaç yazılı memur. Arada iş yerlerinde falan dönüşüyor. Ama onları çıkarmak da bizim. Şimdi iş yeri hekimimizin bu ne kadar? Zaten hekimlerin bir havası var. Yani hekim biraz... Aslında sağlık danışmanı olması lazım iş yerinde artık yani. Yok onu kullanmaz şartları nasıl olacak? Mevzat yazıyor sadece. Onunla konuşurken demek lazım. Yani sen bu parayı alacaksın ama karşında gezecek misin? Ne yapacaksın? Bir görelim seni demeniz lazım. Yani muhtemelen çoğu gene bir şekilde arkadaşınız, bir tanıdık meslekte yani, geliyorlardı da. Bizim hani böyle mesleki hastalık belki ağır kaldırma noktasında işte olabilir. Başka bizim de yok kimyasal falan. Ama şöyle bir hayrınız olur yani biraz
sizin de işinizde biraz dışarı çıkarsa, diğerinde biraz daha hani imam demiş ya önce ayakkabıyla sokmuş, sen de ayakkabılarını çıkar. Yani şimdi bunları değiştirmek hakikaten kolay değil yani. Bazı meslek gruplarında anlayışı. Mühendisler gibi öyle. Şimdi ya daha okul biter bitmez hemen ben mühendisim, bana bir oda ver. Kaç para vereceksin? 3.000 mi 5.000 mi ben bu paraya çalışmam. Bu kadar yıl okudum. Böyle bir havayla giriyor bizim Türk insanı böyle. Ama Avrupa'da böyle değil diğer dünyada. Önce ustalık, çıraklık böyle gelişerek geliyor. Ve işi sahadakiler daha iyi biliyor. Uygulama tarihleri, farklı tarihler var. Onları zaten biliyorsunuz geçiyoruz. Yani burada az önce konuştuk bunda. İSG profesyonellerin sorumlulukları. Rehberlik ve danışmanlık yapıyor. Tedbir almak görevi işveren de. Bildirim yapma konusunda da yine bakanlığa, sendika temsilcisi veya çalışan temsilcisi aracılığıyla da bildirim yapılabiliyor. Yaptırımlarla ilgili, bildirimlerle ilgili yapılmazsa orada yine belgesinin askıya alınması şeyleri var. Bu cezaevi müeyyideleri var. Eğer işten çıkarılırsa yine az önce bahsettiğim işverenin bir yıldan az olmamak üzere sözleşme ücretlerinin tazminat ödemesi. Eğer kötü niyetle yine işverene karşı bir haksız durum söz konusu olursa burada da o uzmanın veya hekimin 6 ay belgesi askıya alınması var. Buyurun. Hocam bir de bu işin ben maliyet kısmından söylemek istiyorum. Mesela inşaat sektöründe iki kısım sektör oluyor. Bir özel sektör direkt yapıyor ve halka satıyor. Bir de kamu müteahhit dediğimiz ihaleyle iş alıp yapan firmalar var. Şimdi özel sektör bu iş güvenliği maliyetini bir şekilde daire fiyatlarına yansıtıp bunları o şekilde dağıtabiliyor. Fakat ihale kısmında şimdi mesela birim fiyatla işler oluyor. Geçen mesela yine 2016 birim fiyatları yayınlandı bakanlığın. Bu iş güvenliği kalemi olarak ekstra bir fiyat konulmuyor mesela ihalelerde. Bunlar ne oluyor? Dosya adında iş güvenliği, nakliye, vakti hepsi dahildir diye bir fiyat çıkıyor. Fakat ekstra bir kalem konulmuyor. Mesela bunun yerine dediğiniz gibi normal toplam işin bedelinin %2'si iş güvenliği maliyeti olaraktan ekstra bir ihalelere bir yansıtılsa bu. Ya da iş çevre şehirlik bakanlığının bu kitabında da iş güvenliği maliyeti olaraktan bir poz eklense buraya. Bu sefer müteahhit de bundan kaçmaya kalkıyor o fiyatı yansıtmadığı için ihale teklifine. O zaman işte orada sıkıntılar doğuyor tabii. Yani biz onunla ilgili kamu ihale kanununda yönetmeliklere şey girdi aslında. İş güvenliği ile ilgili maliyetler boyutu ele alındı. Şu an tam maddi hafızamda değil ama yakın zamanda yayınlandı. 2 ay süre içerisinde. O dediğiniz şeyi gidermek açısından. Poz numaralarıyla ilgili Bayındırık Bakanlığı eski Yeni Adı Çevre Şehircilik'le de görüşmelerimiz var. Ama orada zaten şöyle de bir şey var. Kamuda da mesela iskele tanımı, güvenli iskele tanımlayacak. Eski pozlar var ama karşılanmasa bile biliyorsunuz yeni bir poz eklenebiliyor şeylerde, ihalelerde. O biraz oradaki arkadaşların gayretine bağlı bir şey. Yani işi iyi tanımlamak isterseniz mevzuat aslında açık kapı tutuyor. Yani illa Bayındırık Bakanlığı pozunda var, varsa var, yoksa yok anlayışı yok. Oraya ilave bir poz, yeni bir poz da eklenebiliyor. Onun da yine usulü belirlenmiş bir mevzuatı. Sadece burada hep az önce bahsettiğim bir şehir hekimlerindeki anlayış orada da var. Hazır bir sistem var, alıp onu oraya taşımak kolayına geldiği için biraz ondan zorlanıyor. Biraz ihale çıkan kurumun kontrolleri ve şeyler o zaman mesela buna vermiyoruz dediği zaman o zaman cepten yapması gerekiyor müteahhitlerin. Aslında orada müteahhit biraz üzerine giderse alır da. Yani müteahhit, şimdi ben burada Bursa'da çalıştım da BOTAŞ'ta büyük işlerde müteahhitler özel hukuk müşavirleri vardır. Yani danışmanları vardır. Yani sözleşmeyi satır satır okurlar, satır aralarından şey çıkartırlar. Yani kafa tabirleri tekeler süt çıkartırlar. Yani böyle. Ama genelde küçük işlerde de bunun üzerine pek gidilmiyor. Sıkıntı o. Yoksa onun da bir çaresi var da. Şu durum. İş güvenliğiyle ilgili benim çok fazla bir alakam yok da. Ben televizyondan izlediğim kadar söyleyeceğim. Bir sene kadar önce Sonu'da facia yaptı. 3 kişi öldü. Şimdi bununla ilgili de bundan sonra çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Tabi bu düzenlemeler yapılması işverenler açısından çok ciddi maliyetler getirdi. Evet. Burada altlar kalkanlar var, kalkamayanlar var. Dolayısıyla
bu ek kendinden alınması bir işsizliği de meydana getiriyor. Hani açıkçası özellikle maden esnasında. Yani işveren açısından da çok ciddi ekleyip getiriyor. Yani bunun böyle bir dengesini kurmak nasıl olacak? Yani nasıl denge olacak? Şu anda çünkü çok ciddi bir denge olduğunuz kanaatinde değilim ben. Yani İlerce Bakanlığı şimdi yeni bir çalışma yapıyor. Ama vardı. Avrupa'da, Amerika'da da var bazı ülkelerde. Amerika'da ve Avrupa'da bazı ülkelerde var. Maden nereye özel olarak özel iş güvenliği kanunu var, sağlık güvenliği kanunları var. Ve ruhsat aşamasından uygulama aşamasına kadar hepsini onlar takip ediyorlar. Şimdi Türkiye'de yeni Enerji Bakanı böyle bir çalışma başlatmış. Bizim de önerilerimizi de alacaklar bakanlığın. Öyle bir yapıya dönecek ve artık küçük işletmelere pek verme eğilimleri olmayacak ve uzun vadeli 10 yıl belki 20 yıl 30 yıllık ruhsatlar verecekler. Böyle uzun dönemli olacak. Ve dolayısıyla bunlar zaten küçük işletmelerin girme imkanı olmayacak. Zaten siz eğer uzun vadeli bir işi görebiliyorsanız, bunda bir fizibilitesi ortaya koyabiliyorsanız o zaman bu tedbirleri de beraber yerine getireceksiniz. Şimdi geçen de hatırlayalım ama bir yerde bu iş güvenliğiyle alakalı bir kapatılıyor mu duran? Maden kapatılacak diye o kasaba hiç aklıma gelmedi ama ayaklandı. Biliyorum. İnsanlar bu şehirden bir başka şehre taşınmak istemedi. Evet. İşverene bir yerde şantaj gibi bir şey oldu. Adam da kalmak zorunda kaldı. Yani böyle bu gibi yani iş güvenliği tedbirleri yerleşsin derken çok değişik sıkıntılar da karşılaşıyor. Bunları aşmak da zor tabii yani. Yani bir yerde kaza olması olduğundaki ortamı biliyorsunuz. Üçüncü bir insan yani Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın. Yani çok acı bir kaza. Şimdi yani dediğim gibi 2016 yılında yaşıyorsunuz. Teknoloji deseniz her şey var. Sadece bizim sistemde yeterli sermaye bu şeyi yok. Sermaye yapısı yok. Bu konulara yatırım yapmak kimse istemiyor. Türkiye'de şu anda üretimden kaçıyor herkes. Al-sata yöneldi. Ve onu da tutabilmeniz üretimde, üretim zahmetli bir işleri var. Devlet de belli destekler vermesi gerekiyor. İşte o mekanizmayı kurulması gerekiyor. Çünkü iş kazası aslında bir sonuçtu baktığınız zaman. Yani siz düzgün bir planlama, düzgün bir yatırım şeyi planlarsanız işveren de ona göre tedbirini alır. Yani sadece denetim yapmak, yani işveren boğaza savunmak da doğru değil zaten. Yani önce sistemi küçük parçalar halinde bölerseniz ki bizim madencilik biraz öyle oldu. Yani işte havza madenciliğinden ziyade belli bir lokasyonu alıyor. Bilmiyorum kaç metrekare alan veya kaç metrekare neyse orada küçük bir yapıyla kendini idame ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla niye yatırım yapsın ya da o yatırım yapabilecek kadar karlı bir iş haline gelmiyor. Ancak elle kazma kürek de yapmaya başlıyor. Ama büyük işletme olduğunda o zaman her türlü mekanizasyonu yapıyorsun ki mesela şeyde örneği var mı? Ankara'nın o Beypazarı içerisinde işte Turana Madeni olsun orada yine Ciner grubu var bir yani isim verme şey değil. Çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Ama büyük yerler yani büyük alanlar da çalışıyor. Son sorumda sorayım mı? Son. Mesleklerde herkes, bazı meslek, bütün mesleklerde bir sertifika zorunlu, belge zorunlu sağlanacak. Ben özellikle inşaattaki bu ustalarla ilgili ameliler gibi bunu nasıl başaracaksın diye merak ediyorum. Yani vallahi şu anda süreç olacak. Bir yani. Sene geçti. 2016 Mayıs ayında doğdu süre bir sene geçiş süresi verdi. Kimse ilgilenmedi. Yani ve sona yaklaşınca herkes aman ne olur uzatıp demeye başladılar şimdi. Yani ne süre geliyor uzatıyorsunuz. Gene süreyi bekliyor. Yani böyle bir garip bir durum var. Devlet diyor ki parayı da vereceğim diyorum. Parayı da veriyor. Yani belgenin her sürü masrafını karşılıyor. İşte burada şöyle bir şey daha var. Bakın burada ticaret odaları var ya. Ticaret odaları, sanayi odaları çok önemli rolleri var. Sivil toplum kuruluşları Türkiye'de maalesef gerektiğinde görevi yerine getirmiyorlar. Yani bu yapı nasıl kırılacak bilmiyorum. Yani bakıyorsunuz sorun İşverenin sorunu. İşverenin patlı, şey kim? Sivil toplum odaları var. Ticaret odaları var. Mesela iskele örneğinden yine hareket edeceğiz. İskele üreticileri ihtiyaç Türkiye'de. Yani düzgün, güvenli iskele üretilmesi bir ihtiyaç. Bunu kim üretecek? Sanayici üretecek. Gene ticaret odaları üyeleri üretecek. Onlar gidip bize dertleniyor. Diyor ki siz gidin
bakanlar veya bakanlar bu konuyu taşıyanlar. Esin ticaret olanlar, onlar gelsin anlasın. Biz onlara o kadar rahat ulaşamıyoruz diyorlar. Şimdi öyle de bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Her şey mevzat çıkarttık. Daha sonra firmaları topladık, iskele üretici firmaları. Belge dedik alın. İşte bir yılda onları hazırladık mesela. 30 ay bu şu anda belgeli iskele firması var. Ve artık inşaat yapıyorsanız onlardan rahatlıkla gidip güvenli iskele satın alabiliyorsunuz. Ama bunlar normalde kendi ticaret odaları bünyesinden çıkıp sorunlarını çözüyor olabilmeleri lazım. Yani böyle bir garip şeyler var, yapılar var. Nasıl olacağını ben de bazen onlara soruyorum, onlar bize soruyor. Karşılıklı şey yapıyoruz. Soruşuyoruz. Görüşürüz. Bir de bir şey sorayım. Evet, buyurun. Mevzuatla ilgili biraz da bir soru sormak şimdi şantiyemize de müfettişlerimiz geldi. Güzel incelemeler de yaptılar, Allah'a razı olsun. Şantiyemizin kapatılma sürecine girdi. Kısa sürede olsa biz kapatılma sürecine girdi. O süreçte biraz da zor yaşadık çünkü bazı noktaları da anlayamadık. Yani hapis cezası da ayarlayabileceğimiz halde biz bilmiyorduk, şantiyemize devam ettik. Kapalıyken mi? Evet, o yerine geç geldi. O da ayrı bir olan. Biz şantiyemizin açılmasını istedik ama işte onların mevzuat biraz şeyimiz var. Gel gittiğimiz çok fazla. Çünkü İşkur'a gidiyoruz, orada bir bekliyoruz. Aşağı iniyoruz. Yani kapattırmamak en güzel. Adamlar o yüzden öyle Malay'da bekliyorlar şantiyede, biz hala İşkur'da işi yapacağız. Kağıt dolduracağız. Kağıt doldurmalarımız, sonra müdüre gitmelerimiz, karar falan derken çalışma sosyal güvenlik bakanlığına uğramayız. Onu biraz nasıl kısaltmalıyım? Çünkü bir günümüz bir resmen onun için geçiyor. O zaten bilerek yapılıyorlar. Yani bilerek derken hani şirket olsun diye değil. Yani kapatma noktasına getirmeyin. Yani kapatmak kolay açmak yok. Yani sindirmek istedim ama bir şey yok. Yani onun anlamı yok. Yani bir şey zor olacak ki. Sen de onun karşısında bir daha yapmamak gereken gayret göstereceksin. Yoksa bunu kapattım yarın açtım. Ama herkes aşkete de bazı firmaları görüyordum 12 tane maddeden ceza yemişler. Benim yediğim ceza sadece iskelede bir topraklamaydı. Zaten onu hemen hallettim. Ama ben onu halledip bitirene kadar, dosyamı hazırlayana kadar mührüm geldi. İş burada zaman falan derken benim 3-4 günüm aslında böyle geçti biraz daha. Yani onu demek istiyorum. En az 10-12 tane maddeden ceza yeseydim hakikaten doğru. İskele toparlanması lazım. Profesörde bir tane nedenden dolayı kapatma da aynı, ondan nedenden de kapatma için aynı. Hiç bir şey var. Mevzuatta biraz iş kurayım, orada biraz sizin bekleyin. İçinize, sizin bekleyin. O profesörde bir yani değişiklikler var, öyle bir şey yok, ayrı bir zor yok. Evet, bunları da olmasaydı hızlı geçeyim burada. Şey var, bazı mevzuat değişiklikleri, sektör düzenleme etkisi var. Bunlar da zaman içerisinde belki oturacak, yeterince uzman sayısı ortaya çıktığında değil. Daha sonra belli meslek gruplarında, mesela inşaat sektöründe sadece inşaat mühendisleri, belli elektrik makine mühendisi gibi mühendisler halinde pek diğer dallar çalışmıyor. Bir ziraat mühendisi gelip mesela o alanda çalışmayacak, örnek veriyorum. Ziraat mühendisi çalışacaksa kendi alanında çalışır. Şu anda herkes her alanda çalışabiliyor. Kendi mesleki uzmanlık. Tabii. Bildirim sistemi tek bildirim haline getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu önceden Çalışma Bakanlığı'na da bildirim yapılıyordu. Bu daha önce de yapılmış bir düzenlemeydi. Genel müdür bu C'liği uzatma şansı yok mu artık? Şunun yerine vereceğini bir kere. Yani şu anda yeterince kapasite oluştu gözüküyor. Bir tabi olmayacak galiba. Ama çok açık verilecek. Şöyle bu şey, çalışanlar randıra gidecek işin için. Evet, şu anda yani düşünülmüyor ama o tarih geldiğinde bir daha değerlendirilebilir. Bir daha açılıyor. Çalışanlara da giriyor diye. İşte yani şu yürüyebilirsin 1 Temmuz'da. Belki hani ihtiyacı olursa ancak o dönemlere denk. Neyi uzatmışsın 2018'e kadar. Yani o şey süresi o şeyden kaynaklanıyor. A'daki yetersizlikten kaynaklanıyor. C'de çok uzman olduğu için şu anda evde. Yani tabii 70-80 bin civarında uzman var. Yani belgeli hepsi çalışmıyor ama. Yani değeri az, ondan dolayı biraz daha süre orada uzman. Çalışanların yükümlülükleri de var ama tabii bunların çoğu çalışanların da haberi yok veya kullanmıyorlar bu konuları. Özellikle kaçınma hakkı konusu. Bu önemli bir mevzuat düzenlemesi. Koordinasyon çok önemli, özellikle bu ortak organize sanayi bölgelerinde veya iş anlarında çok yaşanan olaylar, o sürede yaşanan kazayı
biliyorsun ben Davutpaşa'da olan hadiseyi hatırlarsın, orada bir Maytap Otobüsü vardı aslında o amaçla. Böyle bir kaydı yok oranın ama maalesef yönetimin habersizliğinden belki yeterli koordinasyon sağlamamışlar. Çok ağır bir bedeli oldu kaza anlamında. İşin durdurulmasıyla ilgili hükümler var. Az önce bahsedildi, durdurulan işte izinsiz çalışma yaptırıldığı zaman 3'ler 5 yazılı hapis cezası var. İdare pazar buna karşılık da idare para cezaları vardı, onlar da kaldırıldı. Yapı işletmelerinde yapı denetim kuruluşlarının rolleri var. Onlar da belli bir konuda işbirliği konusunda sorumluluklar, tutuluklar getirildi. Asansörler konusunu zaten biliyorsunuz. Bunlar büyükşehir belediyelerinde yaptırılıyor. Maden işyerleriyle ilgili de yine sonma faydasından sonra bir bazı düzenlemeler getirildi. Ölümlü iş kazasında kusur varsa maden iş yeri işverenleri 2 yıl kamu yararına katılmaktan men ediliyor. Aynı zamanda kamu yararına kurulunun gerektiğinden işlemleri yürütüyor. Üniversitelerle ilgili önemli bir mevzu, az önce de açılışta da konuştuk biraz. Bu konu maalesef üniversitelerde öğretilmiyor. Yani bir mühendislik branşını okuyan bizler bunu ders olarak almadık bugüne kadar. Ve bu büyük bir eksiklikte bir yok kanunda, yüksek öğretim kanunda. Zorunlu dersler arasında girdi şu anda. İş güvenliğin dersi. İnkılap tarihi birkaç ders var galiba Türkçe. Zorunlu dersler arasında. Bir de bu da okutulması gereken ders olarak girdi. Kim okuyacak bunu? İş güvenliği uzmanı olabilecek niteliğe ait olan mühendisler, fizikçi, kimya, göre biyolog mezuniyeti olabilecek kişilerin. Bu dersi kim verecek yani? Onu sorayım. Üniversitelerdeki hocalar verecek. İşte hocada bu eğitimli var mı acaba orada? Hoca olduğu zaman her şeyi biliyorsunuz. Bir soru yok. Eğitim alacak mı? Hoca da yeter. Okul bitirdiğinizde iş güvenliği uzmanlığı yapılacak mı? Efendim? Aldı diye. Hayır, bu sadece genel ders. Yok, bu sadece genel ders. Yani bir mühendis artık okuduktan sonra iş güvenliği dersi İşin bu dersi için evet, paralelde bir şey. Sürekli iş göremezlikle sonuçta iş kazası meydana gelmemişse bu işsizlik sigorta primi %2'dir normalde işverenin. Bu %1 olarak uygulanacak. Bu nasıl faydalanabiliyor muyuz? Tabii. Çok tehlikeli. Ama şey, ondan fazla çalışanın varsa bunu giriyorsan var, tabii ki. Çok, en çok tehlikeli ise ondan fazla var. Var. Evet. Ben bunu muhasebe. Bir dakika, şunun bir resmini çekeyim de, söylerinizle. Bu şeyde, bu kanun bizim 6.33'e değil de şeye girdi o. İşsizlik sigortası ile ilgili bir kanun var, orada hüküm olarak girdi. Bu iş kur üzerinden alınacak bunlar denilir ama şöyle bu kanun girdiği tarih 2015'te herhalde. 3 yıl sonra olacak, ona 3 yıl eklemeniz lazım. Şu anda yararlanamazsın. Yani 2018'de. Evet. Birliğe girdikten sonra. Evet. Ya yok olmayan bir şey, niye teşvik geçiriyorsun? Yani şimdi itibaren dikkat ediyorsan işte 3 yılın artık kazası tamamlamaya çalışacaksın. Evet, sen bugünden itibaren 3 yılını temiz çıkarmıyorsun. Temiz geçiriyorsun. Performans hedefi koyduk sana. Yani, evet. Tamam, ben ilgili sizinle ilgili değil belki ama şimdi bu asgari ücret zammı geldi biliyorsunuz. Devletin de desteği olacak. Deniyor ki o personel eski çalışamamış, yeniye yok. Şimdi bizde öyle bir yapımız var ki bir şantiyemiz 6 ay sürüyor, 3 ay sürüyor, 5 ay sürüyor. Tamam. Şantiyeyi götürüyoruz, o şantiyenin dosyasını kapatıyoruz, aynı işçiyi alıyoruz, başka bir şantiyeye koyuyoruz, indirimden yardım ediyoruz. Aynı adam.
10 yıldır bizim yanımızda çalışıyor. Kim değişiyor? SGK sicil numarası mı değişiyor? SGK sicil numarası değişiyor. Şantiye değiştiği için. Sistem her şey SGK sicil numarasından takip edildiği için bizim iş sağlıkları kanadı böyle. Yani ama bu adam aynı adam. Orada o şantiye devam etse ben o indirimden faydalanıyorum. Ama o şantiye bitiyor. Nasıl çözülebilir bu? TC kimliği üzerinde bu kanadı. Yani artık nasıl çözülecek bilmiyorum ama neticede bu adamın maaşını ben veriyorum. Benim eski çalışanım aynı maaş alıyor bu şantiyede çalışırken. Götürüyorum bu şantiyeye sokuyorum, indirimden. Şantiye kapanıyor mu? O evet yani. Bizim SGK çok iyi çalışır bu konuda. Şey yapmaz yani. Yaş artıya basmaz. Atlamaz. Mesela esas bizim alanla ilgili mesela sigortacılık nedir? Para ödersin. Senin riskin belli şeyin karşılar değil mi? Evet. İş kazası, meslek hastalığı, primi hiçbir zaman işveren yararlanamaz orada. Bizim bu destekler öncesi hani bir nebze şimdi yeni yeni var. Şey yani bir kaza oluyor, öyle bir kaza oluyor, bir yaralanmalı kaza oluyor. Her şeyi sana rücu ediyor şu anda sevgili. İşverene. Onun için artık yavaş yavaş biz oldu risk sigortalara falan girmeye başlıyoruz. Normalde Avrupa'da şey var, bu kısa vade sigortalar için ayrı bir yapı kurmuşlar. Yönetimde devlet, işçi, işveren temsilcileri var. Diyor ki, benim bu seneki masrafım bu. Dolayısıyla primlerinizde arttırıyorum ve azaltıyorum. Yani şey var, değişkenlik var. Bizde ise sabit, eskiden %1,5 ile %6 arasında değişiklik var. %2'ye fixlediler şu anda bütün sektörleri. Hiçbir şey, mesela senin kazasızlık indirimin olması lazım. Normalde bu, bir nebze onu karşılıyor gibi gözüküyor ama bunu sigortacının yapması lazım, SGK'nın yapması lazım. Biz o sistemi kuramadık yani Türkiye'de. Ama Almanya'da, Avrupa'da bu sistem adamlar yıllardan beri oturtmuşlar. Ve ödediğin primden belli bir senin masrafını kazalandığında veya orada çalışanın yaralandığında kaskoda olduğu gibi, özel sigortalarda olduğu gibi eğer kasarın varsa primin yüksek, yoksa primin düşüyor. Çok ciddi bir kastın varsa sana rücu ediyor. Çok ciddi bir kast söz konusu değilse oradan ödüyor, oradan kazıyor. İş kazalarının bildirilmemesi durumunda tabii bu daha önceki teşviklerden yararlanamaması gibi durumlar var. İleri para cezaları ile ilgili bir düzenleme yapıldı, bir itiraz vardı. Yani küçük işletmeyim ben, büyük işletmeye de aynı para cezası bana da aynı deniyordu. Şimdi onlarla ilgili tehlike sınıflarına göre ve çalışan sayısına göre de %25'ten %200'e artan çalışan başına uygulanan cezalar hariç artırıldı. Mesela ondan az bir tehlikeli iş yerinde 6.167 lira miktar. Tehlikeli sınıfta %25 artırılıyor, çok tehlikeli. %50 artırılarak uygulanıyor. Tabloda görüldüğü gibi bu %200'e kadar da ulaşabiliyor. Yani benim sunum bu kadar.